Kahrübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Kahrübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün 4 Nisan 2018 Çarşamba. Bundan bir önceki programı yani 2 Nisan Pazartesi günü yapmam gereken programı yapamadım. Çünkü sesim kısılmıştı. Programda sese dayalı bir program olduğu için yapamadım. O yüzden kusura bakmayın ama yine o nedenle de çokça köşe yazısı yığıldı. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba hemen hemen bir haftalık köşe yazıları yığıldı. Tamamını okuyamayacağız ama Kocaeli'nin gündemiyle ilgili farklı köşe yazarlarından benzer konuları okuyup gündemin nabzını yine tutmaya gayret edeceğiz. Dilek Dilamert arkadaşımız bana yardımcı olacak. Size merhaba diyecek. Başlayacağız. TV 262 ekranlarından Kocaeli'nin gündemi programından merhabalar. Bugün 4 Nisan 2018 Çarşamba dedik. 4 Nisan 1997 gününde Allah'ın rahmetine ulaşan diyeyim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm gün dönümüne denk gelmesi nedeniyle bütün devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Başbuğ Türkeş'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu konuyla başlayalım istedim. Günün anlam ve önemine istinaden. Yüksel Ercan yazmış. Başbuğ Türkeş, Başbuğ Türkeş başlıklı yazısını Yüksel Ercan'dan, Büyük Kocaeli Gazetesi'nden 4 Nisan 2018 Çarşamba günkü yazısını okutup ondan sonra diğer gündemlere geçeceğiz. Evet, TV 262 ekranlarında Kocaeli'nin gündem programına Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla başlıyoruz. Başbuğ Türkeş, Başbuğ Türkeş. Hep derdi ki, hedefler yıldızlar gibidir. Onlara ulaşamayabiliriz ancak onlara bakarak yolumuzu bulabiliriz. İçerisinde bulunduğumuz günlerde Türkiye'de işler karışık. Siyaset karışık, ticaret karışık, sosyal hayat karışık, dostluk karışık, arkadaşlık karışık. Kısacası hayatımıza yön veren ne varsa hepsi karma karışık. Bizim dünya görüşümüzün şekillenmesini sağlayan, bizi biz yapan değerlere sıkı sıkı sahip çıkmamız gerektiğini, yurt sevgisini, bayrak sevgisini öğreten Başbuğ Alparslan Türkeş, işte hayatımızın çok karışık olmadığı olaylara daha düz baktığımız 4 Nisan 97 tarihinde hayata veda etti. 4 Nisan 1997. Evet. Biz Türkeş'in hayatını kaybettiği 1997 yılında 37 yaşındaydık. Şimdi 58 yaşındayız. Demek ki aradan tam tamına 21 yıl geçmiş. O dönem ideallerimiz milletvekili ya da belediye başkanı olmaktan çok belde ve ilçe teşkilatlarında yer alıp bu vesileyle Başbuğ Türkeş'in çıktığı yolda kendisine az çok yardımcı olmaya çalışmaktı. Ülkücü hareket o dönemlerde bu kadar ayrışmamıştı. Zira bizimle beraber bütün Türk dünyasının sorunlarının Alparslan Türkeş tarafından çözüleceğine olan inanç zaten bir anda olması muhtemel ayrışmaların önüne geçiyordu. Türk dünyasının Alparslan Türkeş tarafından bir araya getirileceğinden yurt dışında bulunan kardeşlerimizin birbirleriyle daha yakın mesafede olmasının tek ilacının Türkeş olduğuna herkes kılcal damarlarına kadar inanıyor ve bu inanç Türk milliyetçilerini diri tutuyordu. O zamanlar MHP iktidar değildi. Ülkücülerin iktidar olmak gibi bir kaygısı da yoktu. Zira Türkeş'in yetiştirdiği kadrolar devletin hemen her kesiminde görev yapıyor. Bu sayede zaten ülkücüler kendini Türkeş vasıtasıyla iktidar olmuş sayıyordu. Alparslan Türkeş'in sağlığında ülkücüler değerliydi. MHP iktidar olmasa bile ülkücüler bütün toplum tarafından büyük bir saygı görüyor. Türkiye'nin ya da Türk dünyasının zora düştüğü her an Alparslan Türkeş'in önderliğindeki ülkücülerin bu zorluğu aşacağı biliniyordu. 1999 yılına birkaç yıl kala yani 1997 yılından itibaren artık büyüyen, gelişen ülkücü hareketin yapılacak ilk genel seçimde yani 1999 yılında MHP'nin iktidar ve iktidar ortağı olacak noktada bir oy alacağı hemen herkes tarafından az çok hissedilmeye başlandığı yıllardı. Bir gün akşam saatlerinde eve girdik. Girer girmez telefon çaldı.
Telefonun bir tarafında şu an aramızda bulunmayan ve herkes tarafından Marco Paşa olarak bilinen bizim gazetenin köşe yazarlarından Mehmet Yücebaş telefonun diğer ucunda. Yüksel Bey başın sağ olsun. Şimdi televizyondan öğrendim. Alparslan Türkeş geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmiş. Siz sağ olun, vatan sağ olsun şeklinde konuşunca telefon avizesinin elimizden düştüğünü bugün gibi hatırlıyoruz. 1917 yılında başlayan hayat 1997 yılının soğuk bir Nisan günü sona ermiş. Daha da önemlisi Alparslan Türkeş gibi son derece karizmatik ve üst derecede lider özelliği bulunan bir isim etrafında birleşen milyonlarca idealist insan bir anda komutansız bir ordu gibi olduğu yerde kala kalmıştı. 1997 yılından itibaren dünyanın, Türkiye'nin ve bu iki coğrafya üzerinde yaşayan herkesin mecburi yaşadığı dönüşüm başta Türk milleti olmak üzere ülkücüleri de oradan oraya savurdu durdu. Alparslan Türkeş'in hayata geçirmeye çalıştığı fikirleri basılı eser olarak hazırladığı 9 Işık isimli yol haritası bizim gibi hayatını Türk milliyetçiliği fikrine adayanlar için hep başucu kitabı olarak yer bulmuştur ve yaşadığımız zaman zarfında da hep öyle kalacaktır. Türk dünyasının lideri olarak bilinen Alparslan Türkeş'i bu ölüm yıl dönümünde bir kez daha hayatımıza kattığı değerler dolayısıyla rahmet ve minnetle anıyoruz. Son derece fırtınalı bir hayat yaşayan, ömrünü tabutluklarda, işkencehanelerde, sürgünlerde geçiren bir dava adamı ile ilgili ne yazılsa ne söylense biliyoruz ki anlamsız olacaktır. Hep söylerdi, hedefler yıldızlar gibidir. Onlara ulaşamayabiliriz ancak onlara bakarak yolumuzu bulabiliriz. Dolayısıyla biz yıldız olarak kabul ettiğimiz Alparslan Türkeş'e bakarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ihtiyacımız olan hedeflere gitme adına yolbaşçımız hep Başbuğ Türkeş olacak. Böylesi zamanlarda aklımıza hep 29 Mayıs 2008 yılında aramızdan ayrılan rahmetli şair yazar Dilaver Cebeci'nin Başbuğa Mektup isimli şiiri gelir. Bu şiiri 12 Eylül sonrası tutuklanan Alparslan Türkeş ve bütün dava arkadaşlarına ithaf eden Cebeci şöyle diyor. Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar. Zühre bir aşkı tutturmuş Babil'de kalan. Zavallı dünya habersiz. Zavallı dünya sağır. Ver onu bana ya. Ver. Anlamıştım seni okumak isteyeceğini de. Ben Dilaver Cebeci'yi çok severim. Ben bu baktım şiiri bir tane etmeyince. Öteki televizyonda defalarca okumuştum. Evet. Biliyorsun. Dilaver Cebeci diyor ki. Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbeti dalmış yıldızlar. Zühre bir aşkı tutturmuş Babil'den kalan. Aşkı yanlış arkadaşlar. Böyle değil. Zavallı dünya habersiz, zavallı dünya sağır. Bir Harut'la Marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına. Senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir kaç ışık yılı uzakta, öfkeyle kollarını çemiriyor yalancı fecir. İmanım gibi biliyorum, vakit asılmak vaktidir. Ve Taksim gazinolarında trahomlu şairler mısra arıyorlar masaların altında. Kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara sarıyorum. Dumanı ciğerlerime değil iliklerime çekiyorum. Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde, Domaniç yaylasında ne kadar dizginsiz at başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarında. Sıcak solukları yalarken alnımı, toynaklarını hissediyorum al yuvarlarımda. Sana bu mektubu evimin balkonunda yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne, Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerinde, bir yerinde demirden dağlar eriyor. Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent, viski kokulu bulvarlarda yavaş yavaş ölüyor. İstediğin o seccadeyi hemen gönderiyorum. Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. Yine biliyorsun ki sevmedim ülküden başkasını. Başı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları, bir de Çankaya yokuşunda rüzgara tutulmuş saçlarını. Önce Allah, sonra genlerim şahit. Sevgimi 3000 yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Trahomlu şairler doğruluyorlar masaların altından. Elleri fahişelerin karanlık saçlarında. Benim kalemimden kan değil süt damlıyor. Geceler boyu böyle geleceği emziriyorum. Kahrolayım, sevmedim ülküden başkasını. Bir de seni, bir de seni çok seviyorum. Demiş Dilaver Cebeci.
Yüksel Ercan köşesine taşımış. Allah gani gani rahmet eylesin diyor. Başbuğ Türkeş'e amin diyoruz. Ve devam edelim. İsmet Çiğit'ten hiç değilse ulaşıma zam olmayacak. Şehir içindeki ücretsiz veya indirimli ulaşım kartlarından söz etmiş. Onunla ilgili sürekli bir tartışma sıkıntı var. Özetlemiş. Biz şu bölümünü okuyacağız. Perşembe günkü yazısı İsmet Çiğit'in. Dilekmet Perşembe yazmış buraya. Perşembe nasıl yazmışsın? Kısaltma yapmış. Perşembe diye not almış. Kısaltma yapmış. P.Şembe. Evet. P.Şembe diye uğraşana kadar zaten Perşembe yazardın. Bir hafta sandın yani. P yazdın. Nokta yazdın. Şembe yazdın değil mi? Kısaltma mı şimdi bu? P.Ş yazanlarız. Yani bir hafta sarrafım var. R'yi de koyalım ya. P.Şembe'den arkadaşlar gününden okuyoruz. İsmet Çiğit ne diyor? Ulaşımla ilgili. Programımıza Özgür Kocaeli Gazetesi İsmet Çiğit'in köşe yazısıyla devam ediyoruz. Hiç değilse ulaşıma zam olmayacak. Minibüsçüler odasının uzun süredir üzerinde çalıştığı bir formül vardı. Oturdular, Büyükşehir Belediyesi ile pazarlık yaptılar. Büyükşehir Atıkşehir içi araçlarında öğrenci başına minibüsçüye 40 kuruş, ilçeler arası yolculuklarda 60 kuruş ödeyecek. Aynı uygulama indirimli yolculuk kartı bulunanlar için de geçerli ve 1 yıl süreli olacak. Toplu taşımada böyle bir uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Minibüsçüler de 1 yıl süreyle fiyatlara zam yapmayacaklar. Aslında bir süredir uygulamada olan kent kart sistemiyle böyle esneklikler, yeni uygulamalar yapmak mümkün. İzmit'ten Umuttepe'ye giden öğrencinin kent kartından minibüs bindiğinde yine 1 lira 50 kuruş çekilecek. Ama bu öğrenci için 40 kuruş da Büyükşehir verecek. Kent kart ile daha pek çok esneklik yapılabilir. Mesafeye göre ücret sistemi kurulabilir. Bu yeni uygulama bir başlangıç. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun toplu taşıma konusunda yeni ve vatandaş lehine uygulamalar konusunda kararlılığı var demiş İsmet Çiğit. Devam ediyoruz. Herhangi bir ilçeden İzmit'e gelen yolcu şehir içindeki yolculuğunda ekstra para ödemeyecek. Bütün bunlar hem vatandaşın daha kaliteli ve daha ekonomik yolculuk yapması hem son zamanlarda çok ezilen minibüsçünün biraz nefes alması için yapılıyor. Hem Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt'u hem Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini kutluyorum. Bu kadar akaryakıt zammına karşın ilimizde uzun bir süre yeni toplu taşıma zammı olmayacağını düşünüyorum demiş İsmet Çiğit. Ve arkadaşlar İsmet Çiğit Cemal Şişman'la ilgili de bir yazı yazmış. Onu da okuyalım, kayıtlarımıza geçsin. AKP'nin ilk bürokratıydı. Cemal Şişman adı şu sıralar ülkenin gündeminde. İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak çalışan, çeşitli belediyeleri özellikle AK Partili olmayan belediyeleri denetleyen bir eleman Cemal Şişman buralı. Giresun'un CHP'li Piraziz Belediyesi'ni denetlerken belediye başkanından rüşvet almak suçundan tutuklandı. Piraziz. Doğrusu üzüldüm. Cemal Şişman bir ara buralardaki en güçlü bürokratlardan biriydi. 2004 yılı Mart ayındaki yerel seçimlerde İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti kazanınca bütün hesapların incelenmesi, belediyeye çekidüzen verilmesi için göreve getirilen ilk bürokrattı. Pek çok kişiye anasından emdiği sütü burnundan getirmişti. Genel sekreter yardımcısı sıfatı vardı ama İzmit'te en yetkili, en etkili adamdı. 2005'te SEKA'nın kapatılması gerçekleşince Cemal Şişman SEKA'nın elindeki hurdaların satışından da sorumlu olmuştu. Birden dönemin genel sekreteri Münir Karaloğlu tarafından görevinden alındı, belediyeden atıldı. İçişleri Bakanlığı'na geri döndü. 2005 yılında Cemal Şişman ve ekibi hakkında SEKA'nın hurdaları konusunda açılan soruşturmalar daha sonra rafa kaldırıldı. İddiaların üzerine gidilmedi. Şişman devlette üstelik İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışmaya devam etti. Geçen hafta Piraziz ilçesinde bu olay patlak verdi. Her şeye rağmen Şişman'ın aklanmasını, serbest kalmasını dilerim. Ama herhalde artık devlet görevinde çalıştırılmaz demiş İsmet Çiğit. Piraziz'de belediyeyi teftiş etmekle görevliyken rüşvet almakla suçlamasıyla tutuklandı. Tabii mahkeme sürer, aklanır belki, aklanmaz onu bilemiyoruz. İsmet Çiğit gündemine taşımış, biz de Kocaeli'nin gündemine taşıdık. Yine İsmet Çiğit'ten. Yaz aylarında önlem alınması gereken 3 önemli konu. Arkadaşlar hep dikkatimizden kaçan İsmet Çiğit çok güzel özetlemiş. Hepimizin bu konularda şikayeti var gerçekten ama yazılması gerekiyordu. İsmet Çiğit çok güzel yazmış. İnşallah yetkililer, etkililer, okurlar faydalanırlar ve tedbirini alırlar. Cumartesi günkü yazı. Cumartesi'yi kısaltmamışsın. CT'si yazmamışsın. Cumtesi. İsmet Çiğit. Yaz aylarında önlem alınması gereken 3 önemli konu. Özetleyebilir miyim? İstersen oku. Bir, silah kullanımı. İki, havai fişekler. Hakikaten ilginç bir konu. Yani değişik. Hepimizin rahatsız olduğu konu. Üç, gelin arabasına yol bağı. Abi, bu en sonunda birisini patlatacak. Bu.
Çarşıda gelin arabası görmesinler. Önüne yaklaşıyor, üstüne atlıyor, bilmem ne yapıyor, camlara vuruyor, yere yatıyor. Arkadaş, bununla ilgili bir çocukları kullanan bir çete var demek ki yani. Böyle bir baskı olmaz ki. Millet evlenmekten vazgeçecek ya. Kardeşim ya. Ve bunlar yani gerginlik yaratabilecek konular. Bunlara yani bedeli ağır olabilecek konulardır. Ve önlem alınması da çok kolay konulardır. İsmet Çiğit'e teşekkür ederiz gündeme taşıdığı için. Sen şu üç başlığı oku. Ne anlattığımız belli olsun. Evet, İsmet Çiğit'in yazılarıyla programımız devam ediyor. Yaz aylarında önlem alınması gereken 3 önemli konu. 1- Silah kullanımı. Malum bizim buralarda çok fazla silah atılıyor. Geçen yaz evimin yakınlarından bir gelin alması yapılırken onlarca kişi havaya yüzlerce mermi sıkmıştı. Polisi arayıp ihbar ettik, gelen giden olmadı. Polis ve jandarma ben silah atanı yakalasam ne olacak? Nasıl olsa serbest kalacak havasında. Ama bu iş bizim şehrimizde çok fazla yaygınlaştı ve çok tehlikeli hale geldi. Ramazan çıkışı bayram başlangıcından korkuyorum. Sünnet düğünlerinden, bahçe düğünlerinden, gelin almalarından korkuyorum. Bu gelişigüzel silah atma işi için çok sık önlemler alınmasını diliyorum. 2. Havai fişekler. Bir düğünün, bir cemiyetin görkemi için havai fişek atılmasına karşı değilim. Ama bizim şehrimizde bu iş de denetimsiz ve kontrolsüz yapılıyor. Yerleşim alanları içinde evlerin arasında havai fişek atılıyor, çok tehlikeli. Gece yarısından sonra çok geç saatlerde havai fişek atılıyor. İnsanlar yataklarından savaş çıktı zannederek fırlıyor. Hava taşıtları için çok tehlikeli. Havai fişek atılan rampanın yakınlarındaki insanlar için çok tehlikeli. Mutlaka yaz aylarında havai fişek atımı ile ilgili kurallar, saatler belirlenmeli. Hatta nerelerde havai fişek kullanılabileceğine dair bir karar alınmalı. İlimizde her yerde sigara içmek yasak, alkollü içki yasak. Ama her yerden havai fişek atabilir. Her yerde havaya silah sıkabilirsiniz. Bu yaz biraz düzen getirilmeli. 3. Gelin arabasına yol bağı. Bu konuda şehrimizde son yıllarda büyük sıkıntı haline geldi. Büyükler tarafından yönetilen çocuk çeteleri var. Düğün salonları çevresinde kendilerini nikah için gelen gelin arabalarının önüne atıyor, zorla para istiyorlar. Düğün salonlarında fitiz. Çarşıda geçen sene hatırlıyor musun, kavga ediyorduk gazda? Bize ilgisi yok, biz yolda yürüyoruz, sen var mıydın yanında? Vardım. Bir tane gelin arabasının önüne atladı çocuklar, adam kurtarın beni diyecek neredeyse. Falan filan, ben gidip oğlum çekinin filan dedim. Acısı da bir daha kesmişler yolun adamın. Çekilin filan dedim, az daha iş attık başımızda yanına yürürken yani. Ya çekilin kardeşim, bırakın adamı ya bu kadar. Ya öyle böyle değil ha, camlara mamlara falan önden araba gidemiyor. Yapışıyorlar, sarılıyor arabaya. Tekeri yanında. Yani bu çok ciddi bir şey ya. Yani buna dikkat edilmesi lazım. Bir tane şoför kızar ezer geçer yani sonunda. Allah korusun. Bu havai fişeklerle ilgili başkan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim rahmetli dedem vardı. Annemin babası 94 yaşında vefat etti bizde. O da havai fişekleri atılırken savaş mı çıktı demişti. Aklıma ha, geldi doğru. Dedem geldi. Yani her düğünde havai fişek var. Bir pataköte bam gün bir başlıyor. Savaş ne mı oluyoruz? Çıktı? Dedem rahmetli. Aklıma o geldi birden. Düğün salonları çevresinde kendilerini nikah için gelen gelin arabalarının önüne atıyor, zorla para istiyorlar. Gelinlerin baba evinden çıkışında yol bağı bir gelenek. Ama bizim şehrimizde bu iş çetelerin haraç toplama işi haline dönüştü. Özellikle Dolphin çevresinde artık tramvay da var. Gelin arabalarının önüne çocuklar gelişi güzel çıkar, ortalık karışırsa çok acı olaylar yaşanabilir. Evet. Nikah gününde... Düğün gününde gelinin, damadın ve yakınlarının bütün huzurunu kaçıran bu abartılı yol bağı uygulamalarına da bu yaz polisin en azından şehir içindeki emniyet kemeri kontrolü kadar ciddiyetle yaklaşmasını bekliyorum. Önümüzdeki yaz çok sıcak ve çok uzun geçecek. Siyasette giderek daha çok ısınacak. Elbette sivrisinek sorunu, klima suyu sorunu, toz toprak sorunu gibi sorunlarımız da olacak ama bunlar bir ölçüde keyfe keder, ölümcül değil. İzmit'te giderek çok abartılan silah kullanımı, havai fişek kullanımı ve gelin arabalarına yol bağı uygulamaları ise hayati tehlike yaratan sorunlar. Valiliğin, emniyetin ve belediyelerin şimdiden bu üç konuda çok ciddi önlemler alması gerekiyor demiş İsmet Çiğit. Evet, çok isabetli ver. Çok doğru, çok güzel. Hemen ona bir öneri daha İsmet Çiğit'ten ekleyip sonra yine diğer konuya geçeceğiz. Yine parkomatlarla ilgili şehir içinde araç park ediyoruz ya, onlarla ilgili çok güzel bir öneri. İsmet Çiğit'ten orayı da okuyalım. Parkomat'ta kent kart geçmeli. İzmit'te parkomat sistemini en çok kullanan kişilerden biriyim. Özellikle Hürriyet Caddesi'nde çok kısa aralıklarla boş bulduğum yere arabamı park ediyorum. Sistemdeki aksaklıkları da görebiliyorum. Araç sürücüsü park ettiği arabasını alıyor. Parkomat görevlisi peşinden koşuyor. Para alışverişi başlıyor. Para veriliyor. Üstü bekleniyor. Yolda trafik duruyor. Oysa bu sistemde nakit para yerine kent kart veya benzer bir sistem kullanılabilir. Kent kartla ödeme nakit ödemeye göre 1-2 TL düşük tutularak sistem cazip hale getirilebilir. Böylece hem trafikte tıkanıklık önlenir hem sistemde istismar çok azalır. Biz Kocaeli olarak kent kart sisteminin sağladığı kolaylıkları ne yazık ki kullanamıyoruz. Hiç değilse parkomat sisteminde kullanalım demiş İsmet Çiğit. Evet, bu da önemli. Parkomat sisteminde kullanılabilir. Ya bozuk var, üstünü ver, paranın altını ver falan tartışmalar olmaz. Bir de biraz bu
parkomat sisteminin yani o şehir içinde araç park etme fiyatları biraz pahalı. Biraz yüksek yani. Onu da söylemek lazım. Belse'ye bıraksan daha ucuza geliyor yani. Biraz hoş yüksek. Buldum bir yol kenarına. Hoş buldum yol kenarı parkomat işte. Diğerlerinde park ve durmak ve duraklamak yasak tabelası var. Boş bulduğun yere park ediyorsun ya şehir içinde. Orasının hepsi parkomat. Hemen geliyor amca. Yazalım mı çizelim mi diye, değil mi? Ve İsmet Çiğit'ten farklı bir konu. Merkel, Trump anladı. Şimdi Macron şaşırdı diyor. İsmet Çiğit'ten onu da okuyalım. Evet, İsmet Çiğit'in yazılarıyla programımız devam ediyor. Merkel, Trump'ı anladı. Şimdi Macron şaşırdı. İsmet Çiğit'in yazısı. Merkel, Trump'ı anlamadı. Şimdi Merkel... Türkiye'ye karşı Almanya'yla ters düştük. Amerika'ya ters düştük. Türkiye karşı ön yargıları vardı. Merkel anladı. Trump anladı. Bu sefer diyor Macron şaşırdı ya. Bunların hepsini izah getirmek biraz zaman alacak. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri sürekli değişken bir hal alıyor. Bir ay öncesine kadar ABD ile hayli papaz olmuştuk. Hani neredeyse iki ülkenin silahlı kuvvetleri Suriye'de birbirlerine silah sıkacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump iki kez telefonla konuştu. ABD Suriye'den askerlerini çekiyor. Terör örgütü uzantıları ile bağlarını kopartıyor. Avrupa ile aramızda yeni bir anlaşma zemini ortaya çıktı. Hoş Hollanda, Avusturya, Yunanistan gibi AB üyeleriyle aramız iyi değil ama Avrupa Konseyi ve ABD'nin tartışmasız lideri Merkel ile ilişkilerde iyi yönde gelişmeler var. Öyle sanıyorum ki Karlava'da yollarını kaybedip yanlışlıkla Türkiye'ye geçen iki Yunan subay da yakında serbest kalacak. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiği hazırlanırken ağzını payını alan Yunanistan da yatışacak. ABD ve Avrupa ile boğumlu gelişmeler yaşanırken yeniden karşımıza Fransa çıktı. Fransa Başkanı daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok çirkin bir değerlendirme yapmıştı. Macron bu defa terör örgütü temsilcilerini sarayında kabul ederek çizgiyi çok aştı. Üstelik terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk teklif edecek kadar küstahlaştı. Aslında Avrupa veya ABD tarafından Türkiye'ye yönelik olarak yapılan kasıtlı yanlışlıklar Türkiye'nin iç politikasını da etkiliyor. Cumhurbaşkanı son olarak Fransa Devlet Başkanı'na da ağzını payını verdi. Yine iç siyasette prim yaptı. Son referandum öncesinde Hollanda'nın yaptığı küstahlık da Türkiye'de iktidarın işine yaramıştı. Son olarak Fransızların yaptığı gerçekten kabul edilemez bir küstahlık. Aslında onlar terör örgütüne yakınlık göstererek kendi iç siyasetlerini yapıyorlar ama bir yandan Türkiye'nin iç siyasetinde de dengeleri değiştiriyorlar. Ne var ki bu kez CHP'de fazla oyuna gelmedi. Fransa'nın küstahlığına ana muhalefet de hemen tepki gösterdi. Avrupa'nın ve ABD'nin 2019'daki seçimlere kadar Türkiye'yi biraz rahat bırakmaları gerekiyor. Dışarıdan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırılar içeride her defasında aslında Erdoğan'ı güçlendiriyor demiş İsmet Çiğit. Evet yani Türkiye'ye ve Erdoğan'a saldırmayın Avrupa. Yoksa Erdoğan güçleniyor mu diyelim yani. Erdoğan güçlenmesini istemiyorsanız saldırmayın. Rahat bırakın ben size. Evet. Ve Orhan Balcı yazılarına geçtik. Böyle çıktı aldık arkadaşlar gazeteleri almadık gelmediğimiz için. Böyle daha keyifli oluyor değil mi? Evet. Orhan Balcı. Cuma gününü kısaltmamış dilek. Cuma güzel. Yuvacık Barajı ve ilimizin su havzaları. Onu da CM yapacaktım. Yuvacık Barajı ve ilimizin su havzalarını Orhan Balcı'dan okusun Dilek Mert. Yuvacık Barajı, ilimizin su havzaları. Orhan Balcı'nın köşe yazısıyla programımız devam ediyor. İlimizin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve barajın yapılması sonrasında hazineye olan borçlar konusu yine gündemden düşmüyor. Sefa Silmen'in belediye başkanlığı döneminde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere başbakanın bakanların imzasıyla yap, işlet, devret modeliyle yapılan Yuvacık Barajı'nın ve su arıtma tesisinin Büyükşehir Belediyesi'ne kalmasına karşın hazineye ödenen borçlar konusu sürekli olarak gündeme taşınmaya çalışılıyor. Yüzyılın afeti olan Gölcük depreminde yapının sağlamlığı nedeniyle baraj inşaatı çok önemli bir sınavı geçmişti. Barajdan gelen suyun arıtmadan geçtikten sonra kente sağlıklı bir şekilde verilmesinin ardından deprem döneminde salgın hastalığının oluşması önlenmişti. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'nın basın toplantısında Yuvacık Barajı'nı biz yaptık demesinin ardından AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ın Yuvacık Barajı en büyük soygundur şeklinde suçlama yapması, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın Yuvacık Barajı borçları nedeniyle kredi kullanamıyoruz. Barajın borçlarını yapılandırsınlar. Gebze, Darıca ve Körfez, İzmit, Kartepe metro projelerini kredi kullanarak Büyükşehir Belediyesi olarak yaparız değerlendirmesi konuya daha farklı bir boyut kazandırdı. Yuvacık Barajı bu şekilde gündeme gelirken kentimizin su havzaları nasıl dağılmış bir de ona bakalım. Kentimizin kuzey tarafındaki... Bir saniye bir şey ilave edeyim. Yuvacık Barajı konusu bu şekilde gündeme gelirken dedikten sonra onunla ilgili Sadun Çetin'in bir ilavesini okuyayım yani konuyu konuya bağlayalım diye. Evet, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile
CHP'li mevkidaşı Mehmet Ümit Küçükkaya arasında polemik çıktı. Polemik ve yaşanan tartışmalar bir sonraki haftaya taşındı. Önce Küçükkaya, sonra Ayaz basın toplantısı yaparak pozisyonlarını aktarmaya çalıştılar. Kim haklı kim haksız konusuna girmeyeceğim ancak polemiğin icraatların önüne geçtiği bir gerçek. Bence bu Nevzat Doğan'a haksızlık oldu. Bunu da ilave edeyim. Nevzat Doğan icraatlarını anlatan bir toplantı yaptı. Hesap verdi diyelim ya. Yani. Toplantı yaptı ve muhalefeti de daha önce vermişti. Bunu Sadun Çetin yazmış. Örnek bir davranış. Muhalefeti toplayıp muhalefete yaptıklarını anlatmak demokratik kültür açısından çok değerli, saygın bir yaklaşım diyor Sadun Çetin. Bu haftanın da bunu, yani bunun gündem olması gerekirken Yuvacık Barajı meselesi gündeme getirilerek AK Parti İzmit İlçe Başkanı ile CHP İzmit İlçe Başkanı'nın arasındaki polemik Nevzat Doğan'ın bu çalışmalarını gölgede bıraktı diyor. Sadun Çetin diyor. Ayaz ve Küçükkaya sorumlu davranıp sadece projelere odaklı tartışma yürütselerdi daha doğru yapmış olurlardı. Çünkü Nevzat Doğan İzmit'e yakışan ve Türkiye'ye örnek olacak demokratik bir girişimde bulundu. İnşallah gelenek olur diyor aynı zamanda. Şimdi Orhan Balcı'dan devam ediyoruz. Kentimizin su havzaları nasıl dağılmış bir de ona bakalım. Kentimizin kuzey tarafındaki su kanalları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi için ayrılmış İSKİ havzası olarak tanımlanıyor ve burada su konusunda İSKİ'ye sormadan danışmadan bir çalışma yapamıyorsunuz. Kentimizin güney tarafındaki su kanalları ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için ayrılmış olan İSU havzası olarak tanımlanıyor ve su konusu İSU'dan soruluyor. İstanbul'un su havzasının bizim ilimizin kuzey tarafında olması yıllar önce yapılmış planlamadan kaynaklanıyor ve bu planlamanın değişmemesi nedeniyle zaman zaman yapılan su yatırımları konusunda sorunlar yaşanıyor. Buraya anlaşıyoruz değil mi? Anlaşılıyor değil mi? Yani İzmit'in kuzeyindeki su havzaları İstanbul İSKİ'ye bağlıymış. Evet. Bizim değilmiş, oraya evet, bağlıymış. Anladım. Şimdi güneyde de zaten fazla havza yok, olanları da değerlendirmişiz. Bir Yuvacık barajı var, iyi ki yapılmış diyoruz bir yandan, devam ediyoruz. Orhan Balcı'dan. Evet. Melen Çayı'ndan İstanbul'a su getirme projesinde ilimiz sınırları içindeki alanlar ağaçlar kesilerek kullanıldı. Bundan sonra da İSKİ'nin yapacağı ve ilimiz sınırları içinde olan projelerini yine gerçekleştirecek. Bu tespit sonrasında ilimiz için Yuvacık Barajı olmazsa olmazdı ve iyi ki yapıldı. Yoksa susuzluktan yanmıştık. Evet. Ne yazık ki her seçim döneminde Yuvacık Barajı konusu gündeme geliyor. Önümüzdeki süreçte de gelecek demiş Orhan Balcı. Evet ya, o dava görüldü, cezayı yattı çıktı yani... Köprünün altından, yuvacının üstünden çok, barajın üstünden çok sular aktı. Bitmiyor abi ya. Her seçim, yani su içiyorsak o baraj var diye içiyoruz. Bu yani. Ya onunla ilgili çok konuştuk, çok da uzman değiliz ama basından 15 yıldır takip ediyoruz arkadaş. 15 yıldır uzman oldu herkes yani. Yuvacık barajı da herkesin bir fikri vardır yani. Yani yap işlet devlet sisteminde yatırımların pahalı olduğu günümüzde de bir gerçek. Osman Gazi Köprüsü pahalı yapılmadı mı? Şimdi... Çanakkale Boğazı'nda yapılan köprü pahalı olmayacak mı? Birçok otoyollar, bağlantı köprüleri, yani yap işlet devlet sistemiyle bir şey yaparsanız biraz pahalı olur. Çünkü peşin para değil, taksitle yaptığınız iş gibidir. Değil mi? Evet. Yani peşin parayla gidip de bir eşya alsan daha ucuz alırsın. Ama 50 taksitle 40 taksitle alırsan ona göre pahalı alırsın. Belki biraz daha tabii olması gereğinden daha fazla pahalı olabilir teknik konular ama bitti daha, tamam daha ya 15 senede bu konuşulmaz ki daha he ya. Çöp yakma tesisiyle ilgili Orhan Balcı'nın yazısı var. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ünal Bostor'a şu soruyu yönetmiş Orhan Balcı. Şuradan oku. Dilovası'ndaki kömür organize sanayindeki iş yerlerinden çıkan toz için tenteler getirilecek önlem alındı. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalacak mıyız? Kuzey rüzgarlarının olduğu bölgede yakmadan dolayı oluşacak kül kenti etkileyecek mi? Yanıt olarak da 850 ile 1100 derecede bir yakma yapacağız. Bu yakmadan dolayı çok az bir kül oluşacak. Bu külden oluşan toz Dilovası bölgesindeki tozdan çok daha az olacak. Ayrıca yüksek derecede yakma nedeniyle koku oluşmayacak. İsteyenler istemeyenler. Büyükşehir Belediyesi İzaydaş'ta bir yıllık depolama alanı olduğu için evsel atık çöp yakma tesisinin yapılmasının gerektiğini, yerinin de Ayvazca mevki olduğunu, çalışmalarını buna göre yaptıklarını belirtiyor. Kentimizde oluşturulan akademik odalar hazırladığı raporda bu tesisin İzmit'e yapılmasına karşı çıkıyor. AKP ve MHP hariç siyasi partiler bu tesisin yapılmasına karşı çıkıyor. Yani bilimsel olarak ve siyasi olarak tesisin yapılması istenmiyor. Kentin geleceğini ilgilendiren bir projenin yapılmasına karar verirken kentin bütün dinamiklerinden görüş alınarak özellikle bilimsel bir çalışma yapılarak konunun tartışılması gerekir düşüncesindeyim. Bu yapıldı mı?
İzaydaş'ın dünyadaki tüm örneklerini incelediği ve yeni tespit yapılırken konunun dinamiklerinden görüş aldığı belirtiliyor. Bu konu gündemimize Körfez'deki İlimtepe bölgesinde yapılabilir mi sorusunun yanıtı aranırken geldi. Körfez ilçesi odasıyla, belediyesiyle, muhtarıyla çöp yakma tesisinin İlimtepe bölgesinde yapılmasına karşı çıktı ve proje için yer arandı. İzmit'in Ayvazca mevkii belirlendi. Sonuç: çöp yakma tesisi mutlaka yapılmalı. Yapılacağı yer konusu, hangi teknolojiyle yapılacağı konusu tüm raporlar incelenerek, tüm dinamiklere sorularak, bilimsel raporlar hazırlanarak bir kez daha tartışılmalı diye düşünüyorum demiş Orhan Balcı. Evet, aynı konuyu İsmet Çiğit'ten de okuyalım o zaman, üst üste gelsin. Akkuyu'da nükleer santral, Umuttepe'de çöp için çet. Bugün ülkemizin ve kentimizin geleceğini etkileyecek iki önemli organizasyon var. Mersin Akkuyu'da yapılacak Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli atılacak. İzmit'te Necati Gencoğlu Kültür Merkezi'nde ise Umuttepe'de yapılması planlanan çöp fabrikasının çet toplantısı var. Hayatta her şey risktir. Evinizdeki ekmek bıçağı da, bindiğiniz araba da risktir. Bindiğiniz uçağın %100 garantili olduğunu söyleyebilir misiniz? Bazen faydası daha fazlaysa kimi riskler göze alınabilir. Büyüyen Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını kırabilmesi için nükleer santrale ihtiyacı var. Her geçen gün nüfusu artan Kocaeli'nin mutlaka ve bir an önce en ileri teknolojinin kullanacağı çöp fabrikasına ihtiyacı var. Günümüzde bu tür projelere karşı çıkmak çevrecilik veya ülke sevgisi değil, sadece oyun bozanlık yapmaktır demiş İsmet Çiğit. Evet, İsmet Çiğit'in görüşünü de kayıtlarımıza geçirdik ve konuyla ilgili şimdi notlarımda yok. Orhan Balcı çöp tesisi için chat toplantısı. Bunu üst üste okusak daha iyi olmaz mı ya? Bir dakika ya. Bu arada ben onu bulur neyse sonra okuturum, şimdi bulamadım. Kamil Çöpür. Mısır şurubu ve yumurta başlığını Kamil Çöpür'den okusun Dilek Mert. Vatandaş ne yiyeceğini ne içeceğini şaşırdı. Her gün televizyon kanallarında bilim insanları şunu yemeyin şunu yiyin diyorlar. Bazen bilim adamları arasında da bu konuda görüş ayrılıkları oluyor. Son yılların ve ayların en büyük tartışma konusu mısır şurubu. Yediğimiz bisküvilerde, pastalarda, tatlılarda şeker yerine mısır şurubu kullanılıyor. Gerçi şeker de pek masum değil ya. Üreticilerin mısır şurubunu kullanmaları nedeni şekere göre daha ucuz olması. Ancak halkın sağlığına ne kadar zararlı olduğu onu hiç hesaba katmıyorlar. Onların amacı daha çok para kazanmak. Üreticiler bunu yapıyor da siyasi iktidar ne yapıyor? Siyasi iktidar vatandaşın sağlığını koruyacağına, mısır şurubunun kullanılmasını yasaklayacağına onu teşvik ediyor. Hükümet mısır şurubu kotasını %10'dan %15'e yükseltti. Ya onu bir anlaşamadık. %10'dan %15'e yükseltti diye iddia ediliyor ama geçen programda onu okumuştuk değil mi? Cuma günü. Cuma günü elektrik kesildi ya, onu yayınlayamadık biz. Cuma günü Engin Şahin'i, yok kimi davet etmiştim, tövbe estağfurullah. Engin'e de selam olsun, Engin Şahin'e de. Çetin Gürol'u davet etmiştim. Gazete Cemiyeti Başkanımızı programa. 10 dakika çok keyifli program yaptık. Elektrikler kesildi. Dolayısıyla yayınlayamadık programı. O 10 dakika içinde yine böyle bir mesele söz konusu olmuştu. Yanılmıyorsam yanında da bilirim. Ne zaman olduysa oldu işte. %10'dan 15'i çıkarıldı iddiası var idi bir köşe yazarımız tarafından. Ana kumanda oradan baktı. %5'e indirildi. Yani çıkarıldı değil, indirildi diye bilgi verdi. Hangisi sağlıklı doğrudur bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ise tam tersine mısır şurubu kotasını %10'dan %8'e düşürdü. Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan hükümetleri kendi ülkelerinde mısır şurubunun kullanılmasını yasakladılar. Amerika'nın mısır şurubu kotasını düşürmesi ve Avrupa ülkelerinin mısır şurubunu yasaklamaları bu gıdanın ne kadar insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaptığını göstermektedir. Ülkemizde yöneticiler insan sağlığına önem verilmediği için şeker yerine mısır şurubu kullanılmasını teşvik ediyorlar. Soruya alakası bir şey ilave edeyim mi? Kamil Çöpür beni anlayacaktır. Yani bu kapitalist ülkelerde insan sağlığının düşürülmesinin en temel sebebi insanlara verilen değer değil, hastane sağlık masraflarının yüksek olması. Yani bunlara biz mısır şurubunu da dayamaya devam edersek bunlar hasta olacaklar. Ne olacak? Devlete yük olacaklar. İşte sigorta şirketlerinin baskısı var, uluslararası sigorta şirketlerinin. Çünkü hastalık vesaire gibi konularda uluslararası her ülkenin kendi içinde de var. Sigorta şirketleri büyük maliyetler ödüyorlar. Ya önce bunlar hasta olmasın ki bize masraflı olmasınlar diye uğraşıyor yani. Kapitalist böyle bakar yani. Evet. Buyur. Biz yani demek ki cömert ülkeyiz. Hasta olsunlar. Hasta garantili hastane bile yapıyoruz yani. Hasta etmek garanti. Sen hastaneyi yap. Devam edelim. Zaten hükümetin şeker fabrikalarını kapatması bunu gösteriyor. Mısır şurubu insanlarda gut, obezite, kalp, karaciğer hastalıklarına yol açıyor.
Aşırı derecede mısır şurubunun kullanıldığı besinler yiyenlerde karaciğer yağlanması ileride karaciğer kanserine yol açtığı söyleniyor. Son günlerde çiftlik yumurtalarından zehirli bir madde bulunduğu ve insan sağlığını tehdit ettiği söyleniyor. Almanya, Amerika ve başka ülkelerde çiftlik yumurtası yenilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. Türkiye'de ise hükümet yetkilileri bizdeki çiftlik yumurtalarında böyle bir zehirli maddeye rastlanılmadığı konusunda açıklamalarda bulundular. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir dergide Türkiye'de üretilen çiftlik yumurtalarında da zehirli maddelerin bulunduğu konusunda bir yazı çıktı. Uzmanlar kapalı alanlarda bulunan tavuklarda ortam dolayısıyla bit, pire gibi haşerelerden dolayı bazı hastalıkları kaptıkları ve bunların yumurtalara geçtiklerini belirtiyorlar. Hatta bunu annelerin yedikleri bazı gıda maddelerinin süt ile birlikte bebelere geçtiği bile söylüyorlar. Halk arasında hep şu konuşulur. Nerede eski domatesin tadı, nerede eski biberin kokusu, nerede? Vallahi benim ülkemde hiçbir şeyin tadı kalmadı. Hayatın tadı bile kalmadı. İnsanlar mutsuz, huzursuz. Herkes kendi geleceğinden endişeli. Gençler karamsar, mutsuz. Şöyle bir vapura, otobüse, trene binen insanları gözleyin. Sanıyorum hiç gülümseyen bir insan görmeyeceksiniz. Bir tek biz varız, biz de kafayı yedik. Biz çok gülüyoruz ama sıyırma aşamasındayız da ondandır yani. Evet. Bir de gıdalardan tat alamazsak nasıl mutlu olabiliriz? Hükümet yetkililerinden bu konuda sağlıklı bir açıklama beklemek bir vatandaş olarak benim hakkım. Bunu hem kendi adıma hem çocuklarım hem de ülkem insanı için bekliyorum demiş Kamil Çöpür. Evet, bu güzel, önemli bir yazı, katılıyoruz tabii ki. Teşekkür ederiz hocamıza ama ya bu Avrupa'nın bu yaptığı açıklamalar veya Amerika'da bilmem ne şirketi bilmem ne açıklaması yaptığı bu ticari rekabetle ilgili, yani bilgi kirliliği o kadar fazla ki. Yani bu golleri çok yedik biz daha önce de yani. İşte kuş gribi dediler, bütün tavukları öldürdük yani. Meğer kendi stoklarını satmak içinmiş. Veya bir şey mi diyeceksin sen? Evet diyeceğim. Söyle. Sözünün bitmesini bekliyordum. Benim bitmez. Ben yumurta yemediğim için o konuda şanslıyım. Yumurtaya alerjim var. Oğlum yumurta tavsiye edilen gıdalı değil. O yüzden biraz eksik var sende de. Yumurta yeseydin tamamım. Yani bu gibi gıda ile ilgili açıklamaların çok daha ciddi kurumlar tarafından, devlet tarafından yapılması lazım. Doğru düzgün araştırılması lazım. Biz de bu açıklamaları devletimizden beklemek de hakkımızdır tabii. Yoksa Amerika'da çıkan dergiye inanacak halimiz yok. Ama devlet çıkacak, diyecek ki kardeşim bunda bir şey yok, bunda bir şey var. Veya bu uluslararası piyasayı etkilemek için uydurulmuş spekülasyondur. Bir şey diyecek devlet bize, biz de inanacağız. Değil mi? Ve inanmakla deyince üst üste güzel denk geldi. Mustafa Küpçü hocamız, kolay inandırılıyoruz. Kolay inandırılıyoruz. İnternetin E'si herhalde. Kolay inandırılıyoruz. Başlıklı, affedersiniz. Kolay kandırılıyoruz. Osman abi gözünü tak sonra konuş. Evet. Kolay kandırılıyoruz diyor. Mustafa Küpçü, Dilek Mert okuyor. Yazıyı katlediyor. Buyurun. Kolay kandırılıyoruz. Son örnek Çiftlik Bank olayı. Henüz 25 yaşındaki bir genç binlerce insandan 511 milyon TL topluyor. Nasıl topluyor? Çok kısa sürede çok para kazanacaksınız diye. Topladığı paranın bir kısmını kazanmış da kar payı dağıtıyormuş gibi ödüyor. Bir kısmını da yurt dışı bankalarda kendi hesabına aktarıyor ve ortadan kayboluyor. Parasını kaptıranlar feryat figan. Kandırılıyor insanlar. Adamın biri çıkıyor bir maket üzerinden binlerce kişiye konut satıyor. Ucuz ve kolay ödenebilir taksitle lüks konut sahibi olacağı düşlerini kuruyor para yatıranlar. Bir de bakıyorlar ki ortada ne konut var ne de parayı toparlayanlar. Kandırılıyor insanlar. Siyasi iktidar üreticiye 300 koyun vereceğiz, hayvan üretimini teşvik edeceğiz diyor. Seviniyor besiciler. Sonra anlaşılıyor ki teminat göstererek banka kredisiyle alınabilecek koyunlar. Kandırılıyor insanlar. Siyasi iktidar bir süre önce çalışan kadınlara doğum yapmaları halinde daha uzun süreli izin hakkı tanıdığını açıkladı. Daha o günden sonra pek çok iş yerinde kadın çalışanlar işten çıkarılmaya başladı. Çünkü asıl amaç anne olacak kadınlara hak tanımak değil, kadın çalışan sayısını azaltmaktı. Son örnek Adana'dan geldi. Özel bir doğum hastanesinde çalışan ve hamile olan iki kadın çalışan işten çıkarıldı. Bunlar kamuoyuna yansıyan örnekler. Yansımayan niceleri var. Kandırılıyor insanlar. Türkiye'de sahte ürün piyasasının 20 milyar doları aştığı, dünyanın en büyük sahte ürün üreticisi Çin'den sonra ikinci sırada olduğumuz ve bu sahtekarlığın sonucu 90 bin kişinin iş olanaklarının yok olduğu açıklandı. Kandırılıyor insanlar. Yakın geçmişte İslami Holding diye nitelenen kimi şirketler yurt dışındaki vatandaşlarımızdan helal kazanç sözüyle büyük paralar topladılar. Tepe noktadaki birkaç kişi toplanan paraları gizli hesaplara aktardı, soyulan gurbetçilere de zarar ettik. Siz kazanca da zararı da ortak oldunuz. Kazansaydık kar payı alacaktınız diye yanıt verildi. Dini inançları sömürülerek. Kandırılıyor insanlar. Ama orada şöyle bir şey var, onu devam edeyim. Yani inanıp inanmamak herkes özgürdür ama İslam dininde paranın helal olması, ticaretin helal olması için risk olması lazım. Değil mi?
risk. Yani kâra ve zarara eğer ortaksan o ticaret helal olur. Sadece kâra ortak diye düşünüyorsan onu zaten faiz diyoruz. Risksiz para faizdir. Faiz de haramdır. Yani bunları yan yana düşünmek lazım biraz, değil mi? Evet. Sen de her şeye evet diyorsun. Ana kumandada aslar dili yok. Yedeği var, kendisi yok. Atıp tutabilirim rahat rahat. Nasıl cevap vereyim? Devam edelim. Yani katletmeye devam edelim. Yani kaybetme ve kazanma riskiyle birlikte, kâr zarar riskiyle birlikte ortak olursanız bir şeye, o kazandığınız para helal olur İslam'a göre. Yani zarara ortak değilseniz haram diyorsun. Faiz zaten o. Zarara ortak değilsin. Bankaya para yatırıyorsun değil mi? Zarar edeceğim diye mi yatırıyorsun faize yatırdığın zaman? Hayır. Zarara ortak olmadığı için de faiz ondan haram zaten. Niye? Üretimi durdurur o faiz. Faiz virüs gibidir toplumlarda. Devam edelim. Her şeye evet demiyorum. Arada hayır da çıkıyor. Hayır mı? Kandırılıyor insanlar. Bu helal kazanç erbabı ile yakın ilişki içinde olan kimi siyasetçiler halkın tepkisi karşısında bana mı sordunuz diye topu taca attılar. Almanya'da suçu sabit görünen bir kuruluşun yetkilileri suçlarını kabul edip bize güvenenlerden özür dileriz bile dediler ama bu çetenin Türkiye ayağındaki kişiler bir çırpıda suçsuz ilan edildiler. Kandırılıyor insanlar. Kimi siyasetçi din ve mezhep üzerinden, kimileri milliyetçilik üzerinden siyasal mücadele veriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz karşılıklı olarak en ağır hakaretlerle saldırıyorlar birbirlerine. Sonra bir bakıyorsunuz tüm söylediklerini yiyip yutmuşlar, siyasal ortak olmuşlar. Yoğunların taraftarları, onlar hala birbirlerini yiyorlar. Kandırılıyor insanlar. Dolandırıcılar, polis, savcı, icra avukatı kimlikleri kullanarak telefonla insanları korkutup soyuyorlar. Kimisini polis uyarıyor ama korkunun terbiye ettiği insanlar ısrarla o bedeli ödemeye çalışıyor. Kandırılıyor insanlar. Peki birileri hep kandırıyor da kandırılanların hiç mi kabahati yok? Neden bu kadar kolay kandırılıyoruz? Çünkü yaşadığımız toplumda bilgi, bilinç ve mantık yoksulluğu egemen. Bilgi yerini kolay unutulan ezbere bırakmış. Bilinç küçük yaşta beyinsel tecavüzle yok edilmiş. Mantık okullarda ders olarak ortadan kalkmış, din adamı kılıklı beyin yıkayıcılar din dışı bağnazlıklarla insanları düşünemeyen varlık haline getirmişler. Televizyon dizileri ve akıllı cep telefonlarıyla oyalanmış, düşünme yetileri köreltilmiş insanlar hızla artıyor. Siyaset sahnesinde bir torba erzak ya da kömürle oyunu satıyor insanlar. Beleşe, rüşvete alıştırılmış insanlar siyaset sahnesindeki vurgunlara ses çıkarabilir mi? Ha, bir de sosyal medya var. Cehaletin ve bağnazlığın pençesindeki insancıklar birbirlerinin düşüncelerini en galis küfürlerle karşılıyor, rahatlıyorlar. Genç bir adam sosyal medyada soruyor. Atatürk madem milli manevi değerlere bağlı ise Yeniçeri Ocağı'nı niye kaldırdı diye soruyor. Programda konuşmuştuk ona. Mustafa Kepçe'yi konuk aldığımız programda. Yani çok güldüm ona ya. Evet. Akıl ve mantık cehaletin rezaletine karşılık veremiyor. Kandırılmaya uygun insanlar böyle yetişiyor demiş Mustafa Küpçü. Atatürk Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış ha. Ya Allah'ım ya. Ya benim bir arkadaşım var. Neyse söylemeyeyim onu ya. Ya çok geveze konuşmayı seviyor. Biraz da yaşı geçti. Çenesine vurdu. Sen tanırsın onu. Ya durduk ya da tarihi bir şey anlatıyor. Ya tamamen yanlış. Yani Sultan Alparslan'ı getiriyor. 500 sene sonraki Fatih zamanındaki bilmem neyle savaştırıyor. Uzun Hasan'la. Ötekini bilmem neyle. Ama bir anlatıyor dersin ki bilmem şu tarihte diyor. Ne tarih doğru, ne o padişah doğru, ne ülke doğru. Bir ateşten anlatıyor ki ya tecavüz etme kafama diyorum. Güceniyor bu sefer. Sen beni dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Zaten bilmiyorsun diyor bana. Aynı bunun gibi ya. Atatürk Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı der gibi ya. Şişirdi kafama ya, son koltuğum gitti ya. Sen de mi uğraşacağım ya? Bir yandan Melikşah'tan bahsediyor. Melikşah onu yaptı, bunu yaptı. Oradan getiriyor. Abdülhamit zamanındaki kaybedilmiş bilmem toprağa Melikşah bağlıyor konuyu. Ya bunu bilmiyorsan sus be. Değil mi yani? Fuzuli ne diyor? İlim bir şeyi bilmediğini bilmek. İlim bu. İlim bir şeyi bilmediğini bileceksin önce. Onu bilirsen bir şey öğrenmeye başlarsın. Yoksa ata tuta adam sınıfına koyulmaya çalışma ya. Adam neyse ne ol yani. Evet, yine Mustafa Küpçü'den devam ediyoruz. Sırat Köprüsü'nden önce CHP'ye öneriler. Mustafa Küpçü'nün köşe yazısıyla programımız devam ediyor. Türkiye bu yılın sonunda bir erken seçim ya da 2019'da olağan görünümlü olağanüstü bir seçim yaşayacak. Yerel yönetimler, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarına göre Türkiye siyasal sisteminde olduğu gibi geleceğine yönelik de temel bir tercih yapacak. Ya parlamenter sistemi ve hukuk devleti normlarına dönecek ya da tek adam düzeniyle yeni bir bilinmeze yelken açacak. Ya anayasamızda halen yer alan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olacağız ya da tüm ulus tek kişinin iradesi ve insafına teslim olacağız.
Erdoğan'ın tek yetkili kişi tutkusu, Bahçeli'nin meclis ve siyaset dışı kalma korkusu birleşince aralarına desticiyi de katarak oluşturdukları Cumhur İttifakı büyük kaygı içinde. Saadet Partisi'nde aralarına katılmaya ikna edemeyince ellerinde tek silah kaldı muhalifleri karalamak. Daha önceki seçimlerde uygulanan taktik yeniden ortaya çıkıverdi. Erdoğan'ın karşısında kim varsa demokrasi karşıtı, terör yanlışı olmakla suçlanıyor. Bu ülkede yargı etkisi yok mu? Yargısız infaz değil mi bu? Bugün bunu yapan yarın tek başına bütün güçleri toplarsa ortalık muhalif bırakır mı? Öz cümle, ülke olarak bir sırat köprüsü geçeceğiz. Üstelik Cumhur'un yarısını düşman sayan Cumhur İttifakı işi şansa bırakmamak için seçim yasasında kendi hesaplarına göre değiştirdi. Mühürsüz olanların geçerli sayılması yasal miktarın çok üstünde oy pusulası ve zarf basımı da seçimde adalet inancını sarsıyor. Bu noktada Cumhuriyet ve Hukuk Devleti değerlerine sahip çıkan muhalefet partilerine ve özellikle de ana muhalefet partisine büyük sorumluluk düşüyor. CHP'de her türlü bireysel beklentiler bir kenara konmalı, halka umut verecek bir kadro ile yönetime talip olmalıdır. Yerel seçimlerde geçen dönem olduğu gibi aday belirlemede geç kalma ve yanlış aday belirleme hatalarını tekrarlamamalıdır. Yerel yönetim ve milletvekili adayları için her ilde önce tüm parti üyelerinin katılımıyla eğilim yoklaması, daha sonra da ilk 3 sıradaki adaylar için kamuoyu araştırması yapılmalı. Halkın tercihlerine saygı duyularak aday belirlenmelidir. Ancak belirli oranlarda genel merkez kotası olabilir. İlçe belediye başkan adayları ile meclis üye adaylarının belirlenmesi de aynı yöntemle yapılmalıdır. Partili üyelere saygı duymaz, yok sayarsanız partili üyeleri seçimlerinde aktif ve etkin olmasını bekleyemezsiniz. Halkın nabzını tutmazsanız adaylarınızın seçilme şansını sakatlarsınız. Bu süreç sonunda en az 6 ay önce adaylarınızı belirlemeli ve aktif propaganda halkla ilişkiler sürecini başlatmalısınız. Özellikle büyükşehir başkan adaylarının belirlenmesine isabetli seçim yapılmalıdır. Parti tabanına ve kent halkına uzak ve ters gelen adaylarla seçim kazanma şansı olamaz. Seçimlerde görev alacak sözcüler de tesadüflere bırakılmamalı, her sözcü kendi kafasına göre abur cubur konuşmamalıdır. Parti tabanı adayların kendi iradesiyle belirlendiğine inanırsa çok daha aktif bir çalışma temposu yakalanabilir. Ve elbette sandık görevlileri çok ciddi bir eğitim ve bilgilendirme sürecinden geçirilmeli. Sahipsiz bırakılmamalı, sandıklara ve alınan oylara sahip çıkılmalıdır. 2019 seçimleri demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti kimliğinin yeniden hayata geçirilebilmesi ya da tek adam egemenliğiyle bir meşrule yol almanın tercihi olacaktır. Görevi ne olursa olsun hiçbir yurttaşın bu seçimlere seyirci kalmaya hakkı yoktur demiş Mustafa Küpçü. Yani sistem şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı Mustafa Küpçü de. Yani Cumhur İttifakı'nın diğerlerini hainler ettiğini ifade etmiş. Diğerleri olarak dışladığını ifade etmiş ama kendisi de öte yandan Cumhur İttifakı'nı işte bir laik devlet, işte demokratik laik sistem evden gidiyor diye ifade ediyor. Ben her iki tarafa da katılmıyorum. Ne muhalifler haindir. Tabii içlerinde hain olan vardır. Her taraftan hain çıkar. Ona bir lafımız yok ama. Temel olarak Cumhur İttifakı'nın dışında kalanların tamamı haindir diyemeyiz. Diyemeyeceğimiz gibi Mustafa Küpçü'nün söylediği gibi 2019 seçimlerinde demokratik, layık cumhuriyet elden gitmeyecek yani halkın iradesiyle yeni bir sistem, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçeceğiz. Niye elden gitsin ki? Yani elden gitmesiyle ne alakası var onu da anlayamadım. Mevlüt Soysal Uslu'ya göre sonbaharda erken seçim görülüyor. Yani konuyu konuya bağlıyorum. Programımızda Mevlüt Soysal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Demokrat Kocaeli Gazetesi, Uslu'ya göre sonbaharda erken seçim görünüyor. Anar ve İbrahim Uslu. Anar, AK Parti'ye yakın bir duruş sergilese de ortaya koyduğu kamuoyu araştırmaları seçim sonuçlarına denk düştü. İbrahim Uslu, AK Parti'ye yakın bir duruş sergilese de hakikatler hep onun önceliği oldu. Uslu'nun Başbakan Binali Yıldırım'ın baş danışmanı Abdülkadir Özkan'ın genel yayın yönetmenliğinde yayınlanan Yörünge Dergisi'ne yaptığı açıklamalar öyle dikkat çekici ki tekrar tekrar okunmalı. Özersem, 1. Sonbaharda erken seçim var. 2. Erken seçimi MHP isteyecek. 3. AK Parti MHP ittifakının oyları %51-21 civarında. 4. İYİ Parti'nin oyları %9-11. Evet, Uslu'nun söyledikleri şu şekilde. 1. Erken seçim. AK Parti geleneksel olarak yerel seçimlerde genel seçimdeki oyun altında oy alıyor. Yerel seçimlerde bir iktidar ve istikrar meselesi olmadığı için seçmenler daha merkez kaç tercihlerde bulunabiliyorlar. Daha küçük partilere ya da alternatif partilere yönelebiliyorlar. Bu yüzden AK Parti genel seçimlerde %50'ye yakın oylar alırken yerel seçimlerde 42-43 aralığında dolaşıyor. Yani 6-7 puanlık, bazen 8 puanlık bir makas açılıyor. Yerel seçim öncesinde diyelim ki daha önceki seçimlerdeki gibi %42 oy alsa bu durum tabanda seçmeni de olumsuz etkiler. Ayrıca muhalefeti çok motive eder.
AK Parti %40'lara düştü. O zaman haydi bastıralım diye. Oysa ki tersi olacak olursa, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini öne alıp ilk turda kazanıldığında bambaşka bir durum ortaya çıkar. 2. MHP'nin tavrı. MHP açısından da bir an önce artık seçime gidilmesi gerekiyor. Erken seçim AK Parti'ye kıyasladan daha elzem. Çünkü şu ana kadar MHP sürekli veren parti konumunda. 15 Temmuz sürecinden beri hükümeti sürekli destekliyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor. Nerede kalmıştım? Almıyor. Almıyor da kaldım da. Sadece milli duruş yaklaşımıyla bu pozisyonun tabanını anlatmaya çalışıyor. Ama tabii sürekli ver ver nereye kadar şeklinde soru işaretleri teşkilatların ve tabanın zihninde uyanmaya başlayabilir. Parti tabanında biz bunu niçin yapıyoruz? Seçim 2 sene sonra. Biz 2 sene boyunca AK Parti'yi destekleye devam mı edeceğiz? Biz niçin MHP'liyiz şeklinde eleştiriler var. 3. İttifakın oy oranı. Şu an için biz parlamento oylarına baktığımızda bu ittifakın %55'lerin üzerine çıkabileceğini görüyoruz. İki partinin oy toplamları %55-56 arasında bir rakama ulaşıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçim araştırmalarında aynı deneklere baktığımızda bu sefer %51,5-52 arasında oy geleceğini görüyoruz. 4. İYİ Parti'nin oyu. İYİ Parti barajı aşıyor bizim gördüğümüz. Saadet Partisi gibi partilerle ittifak olursa daha rahat aşacak gibi görünüyor. Kurulduğu günden beri ben hep baraj civarında ölçtüm. İYİ Parti'nin oylarını 9 ile 11 arasında ölçüyorum. Ne bazılarının söylediği gibi öyle %15'ler, %20'ler oldu ne de çok aşağılara düştü. Türkiye'de siyasi hava ısınıyor, Türkiye erken seçime gidiyor demiş Mevlüt Soysal. Evet, alın tabii. Devam edelim. Bunlar tartışılacak yok. Bana vermene gök çevir. Zaten reklamlar yaklaştı. Erdin Adede o kadar da değil demiş. Orayı bir okuyalım. Erdin Adede arkadaşlar. Erdin Adede'den. O kadar da değil. AK Parti İzmir İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ı çok severim. Dobra bir siyasetçidir. Ağzına geleni söyler ama kırmadan dökmeden. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ilk danışma meclisinde yine ağzına ilk geleni söylemiş. CHP seçimler gelmeden kepenk kapatacak demiş. Ben bu ifadeyi çok abartılı buldum. Tamam, büyük şehir için olabilir, bazı ilçeler için olabilir. Ancak CHP'nin İzmit'te kepenk kapatması asla mümkün değildir. Ayaz kabul etsin veya etmesin. İzmit CHP'nin güçlü olduğu ilçelerden biridir. Ha, bu seçim almaya yeter mi? Mevcut tabloya bakarsak pek de yeterli değil. Ama bu İzmit için CHP gerçeğini değiştirmez demiş Erdin Adede. Tabii canım, Kocaeli'deki en güçlü olduğu ilçe İzmit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kepenk atıp kapatmak tabii siyasiler arasında böyle iddialı sözler sarf edilir. Değil mi? Yani diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi'ni biz alacağız diye CHP'nin açıklamaları oluyor milletvekillerinin falan. Yani neticede iddialı olacak. Ne yapacak? Allah onu alamayacağız, bunu yapamayacağız deyip yatacak hali yok. Öteki de kepenk kapattıracağım diye iddia edecek. Belli bir nezaket çerçevesi içerisinde bu tartışmalarımız kent gündemini işgal edecek. Ana kumanda kısa bir reklam arası veriyor muyuz? Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Koca'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapıyoruz. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen.
Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor.
Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. E ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık? Çetin Gürol'da. Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi'nden Çetin Gürol, aynı zamanda Kocaeli Gazete Cemiyetimizin başkanıdır. Cuma günü Allah sağlık sıhhat fırsat verirse, yani ayın kaçında, 6 Nisan Cuma günü canlı yayın konuğumuz olacak. Çetin Gürol diyor ki, İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Dilek Mert okuyor. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Mutlaka eksikliklerim, hatalarım olmuştur. İnsan bu şaşar ve beşer. Önemli olan hedefe ulaşmak, mutluluklara yelken açmak değil mi? İnsan eksiklik aramaya kalksa kendimde birçok şey buluyorum. Göreve seçildiğim günden bu yana hep hayalimiz basın sitesiydi. İnanın kendim ile ilgili birçok konuyu öteledim. Aşağıda da yazdığım gibi eleştiriyle ilgili hiç sıkıntı çekmem. Ama birileri başarımızı gölgelemek için öyle ayak oyunları oynamışlar ki beni itibarsızlaştırmak için yapmadıkları kalmamış. Tabii takdir-i ilahinin adaletini unutmuşlar. Bu kişileri çok yakında ifşa edeceğim. Hiç merak etmesinler. İnsan namusu, şerefi, onuru için yaşar. Bu kişileri dinlediğinizde namus timsali anlattıkları sonrasında kendimi bile suçlu ilan ediyorum. O kadar inandırıcılar ki aman Allah'ım. Gözden ırak, benden uzak. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak basın sitesi kuralları önceki gün TOKİ yetkililerin gözetiminde 3. noterimiz tarafından çekildi. Allah'a şükür konutlarımızın geçici kabulü de yakında yapılacak. Birileri hep konuştu, birileri de maalesef hep sustu. Bizler ise arkamıza bakmadan çalıştık. Çok şükür görev süremiz içerisinde örnek projemizi tamamladık. Başbakan yardımcımız Fikri Işık başta olmak üzere Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy, Gümüşhane Valimiz Okay Memiş, Diyarbakır Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, TOKİ Başkanımız Ergün Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Korosmanoğlu, Genel Sekreterimiz İlhan Bayram, Bakanımızın danışmanları Ahmet Akyol, Fatih Alp, Yahya Coşkun, TOKİ Krediler Daire Başkanı Ahmet Öztürk, İSU Günü Genel Müdürümüz Ali Sağlık, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız Tolga Ok, Kent Konut Genel Müdürümüz Yalçın Özen, Emlakçılar Odası Başkanımız Alpay Hacıoğlu, milletvekillerimiz, tüm siyasi partilerimizin il başkanları, sevgili kardeşim Talha Köz, hocam Galip Ataman'ı defalarca rahatsız ettik. Belki bazen ısrarlarımız can da sıktı. Ama başta benim ve meslektaşlarımın hayalleri için bunu yapmak zorundaydım. Ben dedim ya, birileri sessizliğimizi hep farklı algıladı. Halbuki kazanımlarımızı bilenler biliyor. Kazanımları ve TOKİ tarihinde olmamış bir uygulamaya imza attığımızı gitsinler sorsunlar. Gönül isterdi ki daha fazla kazanım olsun. Ancak günümüz koşulları da ortada. Bu konutlar olmaz, hayal. Cemiyet seçimleri sonrası vaatler unutulur, yapılamaz denen konutların inşaatı bitmek üzere. Hele bazıları güzel manzaralı daireleri başkan ve ekibi seçecekler, kuraya girmeyecekler de diyenleri duydum. Ben bir şey ilave edeyim buraya. Allah için kalbimden geçeni söyleyeyim. Başka cemiyetlerde de söyledim. O kadar çaba sarf ettiler ki, böyle basit bir şey değil arkadaşlar. 138 tane konut yapıyorsunuz. O kadar emek sarf edildi ki, emeğe geçen herkese tabii ki teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler. Benim gönlümde mesela Çetin Gürol, onunla konuşuyoruz. Onun adını söyledik, onu konuşalım. Onun köşesinde okuyoruz. Çetin Gürol'a böyle 3+1'e müracaat etmişti. En güzel 3. katta en güzel manzaralı yer çıksın diye kalben istemişimdir yani. Bak.
Çetin Gürol'a kalben yani en güzeller çıksın diye istemişimdir. Bu kadar çabalamanın sonucunda yani bu cemiyet başkanı da bu dönemde bunu bitirmiş, becermiş, başarmış. Biz üyeler olarak başkan sen çok yoruldun, çok koştun, bizi ev sahibi yaptın değil mi? Bu daire çekilişsiz senindir. İstediğin yeri seç, sonra çekiliş yapalım bile gönlümde var idi. Yani kolay değil. Yani hariçten gazel okumak kolay ama Ankara'ya git, işte Fikri Işık'la görüş, olmadı geri gel, TOKİ Başkanı'na görüş, o fiyat yüksek geldi, bu alt geldi, ta resmi işlemlerine kadar oranın işte açılması, izinler, ruhsat, çok büyük sıkıntılı bir iş. 138 daireden söz ediyoruz ve uygun şartlarda gazetecisi yapılmış daireden söz ediyoruz. Yani bütün bu kadar çabayı görmeyip de yok kendilerine burasını seçecekler. Yani Kura'dan Çetin Gürol'a en güzel yer çıksın diye ben kalben isterdim ama çıksaydı herhalde bunda bir iş var falan da diyeceklerdi. Gözümüzün önünde kura çekildi. Ve benim gönlümde orası çıksın, yüksek güzel bir yer çıksın diye arzusu vardı. Sıradan bir daire çıktı Çetin Gürol ama zaten binaların yapılış biçimi bakımından hemen hemen bütün daireler manzaralı. Yani zeminden iki kat altı bile deniz manzaralı. Yani Bodrum 2, eksi 2 bile deniz manzaralı. Güzel yapılmış. Birkaç daire, istinat numaralı bakan daireler gerçekten sıkıntılı, kötü. Onun dışında çok kötü bir yer yok. Murat Yoldaş'ın yanına oturdum çekim sırasında. Abi senin kalbin temiz. İnşallah sana da üçüncü kat çıkar, bana da dedim. Murat Yoldaş'ın yanına oturdum. Kura çekildi. Murat Yoldaş'la aynı binada üçüncü katta yan yana çıktık. Allah'ın kısmeti işte. Devam edelim şimdi. Yalnız mikrofon sürekli kapanıyor. Mikrofon sürekli kapanıyormuş ana kumanda. Devam et sen. Gönül isterdi ki daha fazla kazanım olsun. Ancak günümüz koşulları da ortada. Bu konutlar olmaz. Hayal, cemiyet seçimleri sonrası vaatler unutulur. Yapılamaz denen konutların inşaatı bitmek üzere. Hele bazıları güzel manzaralı daireleri başkan ve ekibi seçecekler, Koray'a girmeyeceklerdi diyenleri duydum. Önceki gün Koto Meclis Salonu'nda herkesin gözü önünde 138 dairenin noter tarafından kuralları çekildi. Evet. Bu tezleri de çürüdü kendileri gibi. Ben olmaz diyen zavallılara konutlarımızın görüntülerini gönderiyorum. Maket filan değil, canlı canlı. Hatta merak ediyorlarsa alanda gezebilirler. Türkiye'de böylesi doğayla iç içe bir tane ağacın ekildiği körfez manzaralı bir basın sitesi örneği varsa tüm sözlerimi geri alacağım. Evet, aynen öyle yani. Vaziyet bu, evet. Ama sadece çalışma şevkimizi kırmak için karalama yapanları da Allah'a havale ediyorum. Hiç unutmasınlar, bu kişileri tek tek Başbakan Yardımcımız Fikir Işık'a aktaracağım. Çünkü onu görünce el pençe duran kişilerin ta ki yapılmalarına izin vermeyeceğim. Hayatta bir dikil ağacı olmayan toplum yararına bir şey yapmamış insanlar olarak konuşmaya devam etsinler. Bazen onları Ağustos böceğine benzetiyorum ama Ağustos böceğine haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bizim eserimiz ortada. Onlar ise semerlerinden başka ortada bir şeyi göremiyorum. Sözün özü Allah bu asalaklardan bizi korusun. Çünkü bunların kıblesi belli değil. Ama merak etmesinler. Üyelerimize ilk organizasyonda bunları ifşa edeceğim. Sağlıcakla kalın demiş Çetin Gürol. Evet. Çetin Gürol ve ekibinin çalışmasını her zaman takdir ettik. Ama bazı arkadaşlar belki maksadını aşan şeyler söylemiş olabilirler. Cuma günü canlı yayın konum olacak. Orada da hatırlarsın illa sorarız bunları. Oldu, bitti. Artık bu noktaya geldi. Bence bu birebir polemiklere Çetin Gürol bu inşaat süreci içinde hiç girmedi. Birebir. Yani genel olarak şimdi yazdığı gibi sistem ettiği yazılar oldu ama böyle Ahmet, Mehmet, Recep, Hasan, Hüseyin diyerek isim vererek birebir girmedi. Şimdi evlerimizi, kuralar çekildi. Herkes dairesinin yerini biliyor. Bundan sonra bu polemiklere girmesi bu başarısını gölgeler diye düşünüyorum. Hiç gerek yok. Sineye çekip Allah'a havale etmesi daha iyidir diye öneririm ben. Ama neticede haksız olan kendisidir. Kendi kararını kendi verir. Allah kolaylık versin. Yani hayırlı işler yapıp da bu memlekette taş üstüne taş koyup da eleştirilmeyen kimse var mıdır bilmem. Biz de derneğiz değil mi? Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği'yiz. Bütçemiz yok, bir şeyimiz yok. Üye aidatlarıyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kendi emeğimizle, kendi çabamızla. 40 küsür tane kitap bastık. Yüzlerce belki bine varan etkinlikler yaptık. Değil mi? Yani saymakla bir televizyon programları yapıyoruz. Radyo programları yaptık. Hatta radyo kurduk bir ara. Değil mi? Bu kadar iş yaptık. Tabii teşekkür edenler var tabii. Herkes nankör değil ama ne kadar çalışırsan o kadar eleştiriye açılıyorsun arkadaşlar. İstersen ağzında kuş tut. Her zaman söylediğim bir laf var. Yani zaman zaman ilginç olsun diye söylüyorum. Ağzımızda kuş tutsak bizi marifetli saymak yerine hayvan haklarına şikayet ederler ki kuşu ağzıyla tuttu canını yaktı diye.
Biz bunlara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Yoksa polemiklere takılırsak hiçbir şey yapamayız. Hiç eleştirilmeyen kimseler hiç eleştirmek istemeyenler evden çıkmayan kimselerdi. Evden hiç çıkmazsan kimse seni eleştirmez. Hiçbir şey yapmazsan zaten eleştiri almazsın. Eleştiriliyorsan bir şey yapmışsın ki, ortaya bir eser koymuşsun ki eleştiriyorsun. Mühim olan hak çizgide yürümektir diye düşünürüm. Evet, Çetin Gürol, tamam. Adem Turgut, bir yıl önce yazdıklarımın hesabını veriyorum. Gazeteciler de hesap veriyor, biliyorsunuz, kendi köşelerinde. Geçen yıl bu zamanlar 16 Nisan referandumu kampanyasının en gürültülü zamanları başlamıştı. Türkiye çok kritik bir kararın arifesindeyken tekrar başladığım Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevimde hep ilkeli ve dengeli olmaya gayret gösterdim. Kutuplaşmanın memlekete faydası olmadığına inanan biri olarak vicdanın terazisini hep doğru tartmaya çalıştım. Zikzak yapmadım ama bu iyi niyet bile bazen yetmez. Bu nedenle diyorum ki söz uçar yazı kalır. Yazılı kültür farklıdır. Yazarsınız yıllar sonra bile önünüze çıkar. Köşe yazarı biraz geleceği okuyabilmeli, görmeli. Ben de küçük hatırlatmalar yapmalıyım. Bir yıl önce Nisan ayına dönüyorum. Bakın 17 Nisan gününe yazmışım. Yazılarımda yazmıştım. Türkiye'nin bu referandum sürecinde ihtiyacı olan şey güçlü bir karardı. Şöyle demiştim. Türkiye ne diyecekse gür sesle söylemeli. Katılım yüksek olmalı ve kazanan tarafın oyu en az %55 olmalı. Çünkü küçük farklarla sonuç alınırsa bu tartışma bitmeyecek. Küçük farklarla evet çıkarsa CHP ve parlamenter sistemi savunanlar yeni durumun meşruiyetini sorgulayacaklardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey huzurdur, istikrardır. Önüne bakabilmektir. Umut ediyorum sandıktan öncelikle güçlü bir karar ile huzur ve istikrar çıksın. Çıkmadı ve siyasal anlamda huzurlu bir zemini aradan geçen bir yılda da bulamadık. Huzuru bulamadık ama ben ilk günden itibaren gerçek gündemin konuşulması gerektiğini söyleyenlerdenim. Alın size referandumdan hemen sonra yazdığım bir başka yazıdan bölümler. Bence artık gerçek gündem maddelerine dönmeliyiz. Bu halkın, bu ülkenin çok önemli sorunları var. Terör, işsizlik, ekonomi. Bence iktidarın üç büyük sınavı budur. Çünkü iktidar referandumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken bu sıkıntıları bitireceğini söyleyerek o istedi. Halkın beklentisi çok yüksek. Referandumda ne oy verirse versin insanlar bu sıkıntıların artık bitmesini istiyor. Milletin tahammülü yok. Bu satırların üzerine ne söylenebilir? İktidar terör konusunda Afrin'e girerek beklentileri karşıladı. Ancak ekonomik ayakta muhalefetin ciddi itirazları var. İşsizlik tüm gayretlere rağmen artıyor. 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Mehmet Şimşek'e neden kızdığını kolayca anlayabiliyoruz, değil mi? 2. Büyüme rakamının yüksekliğini iktidar neden bu kadar güçlü şekilde vurguluyor, anlıyorsunuz değil mi? Ekonomi iktidarın yumuşak karnı ve Tayyip Erdoğan bu konuda olumlu gelişmelerin öne çıkarılmasını istiyor. Kendi penceresinden haklı da olabilir. Geçen Nisan ayı yazılarımda bir başka alıntı daha yapayım. Referandum sonuçlarını doğru bilen 2 PR şirketinin sahibiyle 16 Nisan'dan hemen sonra referandum analizi yapmış ve bunları köşemde yazmıştım. O açıklamalarda da dikkat çekici bir yön vardı. BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun ve Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin çok ilginç ama ortak tespitleri var. Her ikisi de evet tercihinin kazanmasının en önemli nedeni olarak Erdoğan sevgisi ve Erdoğan'ın sahaya çıkacak kampanyanın yönetimine elini alması olduğunu söylüyor. Elbette yerelde büyük emek harcayanlar vardı. Ancak Akaltun diyor ki Erdoğan sevgisi olmasa evet oyları %20 bile çıkmazdı. Erdoğan sahaya çıktı, anayasa değişikliği maddeleri heyecan vermeyince hayır cephesinin bileşenleri seçmenin önüne koydu. Bu çok etkili oldu. Yani iki uzman da kazananın öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda birleşti. Ancak yine her ikisi de bir başka kazanan daha var diyor. O da MHP'nin muhalifleri. Murat Gezici, hayır cephesinde yaklaşık %12'lik fazlalık MHP'nin yeni aktörlerin başarısıdır. Onlar milliyetçi muhafazakar seçmenlere konsolide oldular diyor. Doğrusu katılmamak mümkün değil. Referandumun kabulüyle sistemsel yaşanacak değişiklikler elbette çok önemli ama diğer yandan seçmen davranışlarının sonuçları da önümüzdeki siyasal geleceği okuyabilmek adına kıymetli. Bu referandumda gösterdi ki Türk siyasetinin lokomotifi Tayyip Erdoğan. Muhalif cenaha enerji verecek aktörler ise başta Meral Akşener olmak üzere MHP'li muhalifler ve yeni bir merkez sağ hareketidir. Bunların tamamını 16 Nisan'dan hemen sonra yazmışım. İyi Parti yönetsel çok hataya rağmen tabanın ilgisi sürüyor. Bunu kullanıp kullanamayacaklarını göreceğiz ama asıl mesele bu toplumun Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı büyük kredidir. Önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın belirleyeceğine şüphe yok. Bu yazdığımı da bir yıl sonra yerel seçimlerin ardından size hatırlatacağım. Ne de olsa söz uçar yazı kalır demiş Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden Adem Turgut. Evet, Adem Turgut tecrübeli bir gazeteci. Köşe yazılarında öngördüğü, daha önceden yaptığı tespitlerin doğruluğunu, doğru çıktığını, Bir yıl önce yazdıklarımın hesabını veriyorum başlığıyla ortaya koymuş. Tabii yani her gün gündemi takip etmek,
Bir de fikir beyan ederken çok taraf değil de daha objektif bakabilmek. Yani birçok öge bir araya gelince Adem Turgut isabet kaydettiriyor tabii ki tecrübeli gazeteci. Yine Adem Turgut'tan devam edelim. Koto seçiminin gerçek anlamı. Evet, hem de o konuyu konuşmuş olacağız. Koto seçiminin gerçek anlamı. Bu haftanın gündeminin seçimler olduğunu yazmıştım. Kocaeli Sanayi Odası'nda sürpriz yok. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası'nda çok alışık olmadığımız şekilde komite seçimlerinde tek listeydi. Başkan çok rahat olunca Devler Ligi bir Kocaeli Sanayi Odası meclisi çıktı. Deniz Ticaret Odası da benim seklediğim gibi bir seçime sahne oldu. Orada seçim tek dereceli. Yani önce meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçilmiyor. Doğrudan başkana oy veriliyor. Vedat Doğusel 113 oyla başkan olurken Yavuz Ulgün 48 oyda kaldı. Tabii en önemlisi Kocaeli Ticaret Odası seçimleri. Çünkü orta sınıfın en geniş tabanlı temsil edildiği sivil toplum kuruluşu meslek örgütü KOTO. KOTO'da yüzler gülmüyorsa kentin ağırlık merkezi çökmüş demektir. 4 yıldır KOTO böyle bir zorluğun içinde yaşıyordu. Deyim yerindeyse odanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Sanırım yapılan seçimler bunun üzerinden yorumlamak lazım. Yaşananları da en iyi İbrahim Gürsel anlattı. KOTO'da 15 Temmuz sonrası büyük bir operasyon yaşandı. KOTO'nun ne saygınlığı ne de güvenirliği kalmıştı. KOTO'nun yeniden toparlanması, kentin nabzını tutması çok uzun bir süre alabilirdi. Düşünün, şu su o kadar bulanmıştı ki sonradan seçilen yöneticilere bile bu kentin valisi, belediye başkanı uzun süre randevu vermeye çekindi, odaya ziyaret yapmadı. KOTO'da 15 Temmuz sonrası gerçekleşen operasyonların ardından ilk olarak yeni meclis başkanı Akın Doğan seçildi. Doğan'ın seçilmesiyle KOTO sıça köklerden inip yeniden halkın arasına karışmıştı. Semih Barış istifa mektubunun ortaya çıkmasıyla oluşan kaosunda Akın Doğan soğukkanlıkla idare etti ve bu kentin güvendiği, saygı duyduğu bir isim olan Necmi Bulut icranın başı olarak seçildi. KOTO, Akın Doğan ve Necmi Bulut döneminde kaybettiği itibarı yeniden kazandı. KOTO yeni bir iç çekişmeyi, kutuplaşmayı kaldıramaz. Bu kadar önemli olduğunu düşündüğüm KOTO seçimlerini dün yerinde izledim. Ticaret odasının binasının içi de önü de kıpır kıpırdı. Davul zurna eşliğindeki heyecan bina içinden dışarıya taşmıştı. Doğrusu böyle bir kalabalık beklemiyordum. Seçime ilgi çok büyüktü. Aracınızı park edecek yer bulmanız mümkün değil. Fuar içinde bile epey dolaşmanız gerekiyordu. Aslında geçtiğimiz seçimde 9600 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu yıl 6800. Yetki belgesini alanlar biraz daha az ama alanların önemli bölümü sandık başına koşmuş, yani dinamik bir üye yapısı oluşmuş. KOTO, senin grubu mavi, dirilişçiler ise yeşil kravat ve mendil ile dolaşıyorlardı. Oy kullanma ile ilgili özellikle 14 komitede sıkıntılar olduğunu gördük ama genel anlamda başarılı bir seçim atmosferi gördüm. Medyanın ilgisi büyüktü, oy kullananlarda ise büyük merak vardı. Bu satırları henüz sonuçları öğrenmeden yazıyorum. 66'lık kişilik mecliste kimler girerse girsin, görünen o ki KOTO yaşadığı büyük krizden bu seçimle tamamen çıkacak. Tüm sinyaller bunu gösteriyor demiş Adem Turgut. Evet, Necmi Bulut ve ekibi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de Necmi Bulut'u ta eskiden beri tanırız, ülkücü kimliğiyle tanırız. Gerçekten zaman zaman biz yayınlarda söyledik, İbrahim Gürsel'in tespitleri çok tam isabetli. KOTO'ya neredeyse kayyum atanacaktı derim ben, biraz aşarak konuyu. Yani su bulanıktı diyor, çok fena bulanıktı. İşte bayağı karıştı gitti. O dönemde yani en sıkıntılı zamanda gelip KOTO'da sorumluluk üstlenip KOTO'yu selamete, gemiyi kıyıya yanaştırdılar. Necmi Bulut ve ekibi ve Akın Doğan tabii ki. Bir dönem daha en azından gemiyi selamete çıkaran ekibe seçimlerde şans vermeleri gerekir diye düşünüyorduk. Öyle de yazdık, çizdik, konuştuk. Öyle de oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah muvaffak olurlar, başarılı olurlar, kente hizmet ederler. Biz de tabii takipçileri olacağız gazeteciler olarak. Çevirelim gazeteyi. Şey var, Uğraş Çiftçi olacak burada. Evet. Programımızda Uğraş Çiftçi'nin köşe yazısıyla devam ediyoruz. Rakka Membiç çattı. Geçtiğimiz hafta Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ve Suriye'nin Rakka kentinde durumun kritik olduğu El Mansur yerleşim biriminde yerel halkın ABD destekli YPG güçlerine karşı ayaklandığı yönündeki açıklama aslında münferit bir olayın duyurulmasından ziyade önümüzdeki dönem yaşanacaklara dair ipucu niteliğindeydi. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çıkacakları ve bu işi niyetli olan başkalarına devredeceklerine dönük açıklamaları acaba Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasıyla bir bütün olarak mı okunmalı? Yani Trump yönetimi Fırat Kalkanı ve ardından gelen
Zeytin Dalı operasyonu sonrasında çemberin daraldığını, yeni dönemde yerli halkın ayaklanma girişimleri yüzünden zor duruma düşeceklerini, gayrimeşru bir işgal gücü haline geleceklerini anlayarak bu durum gerçekleşmeden kendi inisiyatifleriyle Suriye'den çıkmaya mı hazırlanıyor? Hemen bir şey ilave edeyim. Membiç'te bir aşiret var. En büyük aşireti Membiç'in. Membiç nüfusunun %70'i bir aşiret arkadaşlar. %70 yaklaşık bir aşireti ve onun reisi PKK'ya ve Amerikan kuvvetlerine açıktan mektup gönderdi ve Membiç'i terk edin dedi. Membiç'te Türk askerini istiyoruz ve biz de Türk askerinin işte Türk askeri Membiç'e girdiği zaman biz halk olarak onları çiçeklerle karşılayacağız diye aleni açıklama yaptı aşiret reisi. Yani Membiç'in nüfusunun %70'inin oluşturduğu aşiretin reisi açıktan Amerika'ya da PKK'ya derhal terk edin diye açıklama yaptı. Amerika kuvvetlerine de uzun vade kalmayı düşünürseniz size burayı yaşanmaz hale getiririz dedi. Ve Türk askerinin Afrin'de uyguladığı, halka davrandığı gibi Afrin'de nasıl yapmışsa Membiç'te de aynısını yapmasını arzu ettiklerini ve askeri Türk askeri oraya gelirse çiçeklerle karşılayacaklarını söyledi. Bunlar basit şeyler değil. Yok Trump onu dedi, bu bunu dedi filan. Basit şeyler değil. Bunları yan yana koyduğunuz zaman oradaki halk kafayı kaldırırsa yani orada ne Amerika tanır ne PKK tanır. Yeter ki güvensin Türkler geliyor diye diyelim. Biraz daha masat koyalım. Uğraş çiftçiye ilave olsun diye söyledim, devam edelim. Her ne kadar Trump'ın açıklamasını arasında Amerikan silahlı kuvvetlerinin Membiç askeri yığınağı arttığı da haberleri de gelmeye başladıysa da bu durum Amerika'da siviller ve askerler arasındaki didişmeye yorumlanabilir. Önümüzdeki dönemde Rakka başta olmak üzere yerli Arap nüfusunun öncülüğünde ABD ve onun beslemesi işbirlikçi YPG unsurlarına karşı kanlı halk ayaklanmaları haberleri duymakla başlarsak şaşırmayalım. Zannedersem Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin silahlı kuvvetlerini ABD öncülüğündeki koalisyonla karşı karşıya getirmeden ABD ve işbirlikçilerini bölgeden söküp atmanın başka da yolu yok demiş Uğraş Çiftçi. Evet, teşekkür ederiz. Çevir sayfayı. Ne güzel, bir daha çevir. Hoşuna gittiyse bir daha çevir. Tamam. Yüksel Ercan, cenaze evleri diyor. Dilek Mert okuyor. Buyur. Bana ver bana. Oradakini de bana ver. Evet. Yüksel Ercan'dan. Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla programımız devam ediyor. Cenaze evleri. Belki yaşımızın hızlı ilerlemesinden, belki de bizden 8-10 yıl daha büyük yaş grubunun bu dünyaya daha sık veda etmesinden olsa gerek son dönemlerde cenaze namazlarına daha fazla katılmaya, cenaze evlerine daha fazla başsağlığı vermek için gitmeye başladık. Var olan bütün iletişim kanalları vasıtasıyla falanca komşumuz ya da falanca akrabamız vefat etti. Cenaze merkez camiinde kılınacak, cenaze namazından sonra merkez mezarlığında defnedilecek şeklinde haberin muhataplarına ulaşmasıyla birlikte ani bir refleks ile yalan dünya hiçbir şeyin sonu yok ifadesini kullanıyoruz. Böyle sahalarda yani cenaze haberinin alınmasıyla birlikte cenaze evine gidiş, oradaki taziye verme süreci, camiye doğru gidiş, önce vakit namazı, sonra cenaze namazı, cenazenin yakınlığına göre mezarlığa gidiş geliş derken insan bu zaman zarfında bu dünyadan kopup bambaşka bir uhrevi havaya giriyor ve bu uhrevi hava ertesi güne kadar sürüp gidiyor. Son yıllarda çekirdek aile denilen grupların iyiden iyiye dağılması sonucu bırakın amca, dayı, hala, teyze gibi akrabalıkları aynı anne babadan olan kardeşler bile cenazelerde ya da düğünlerde bir araya gelebiliyorlar. Bu şekildeki buluşmalarda muhatapları tarafından anında cenazede olmasa görüşemeyeceğiz diye başlayan beylik ifadeleriyle muhataplarına ulaştırılıyor. Biz cenaze evlerindeki o kasvetli hava içerisinde bir taraftan en yakındakini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde çırpınan yakınların üzüntüleriyle dertlenirken bir taraftan da geçmiş yılların muhasebesini yaparız. Yaşadığımız bölgenin dışında hayatını kaybedenlerin cenazeleri bir tarafa, kendi bölgemizde hayatını kaybedenler adına ne kadar fazla cenaze namazı kıldığımızın hesabını yapmaya çalışırız. Çevremizde daha çok ekabir takımı olarak bilinen amca ya da dayılar her ne kadar Allah sıralı ölüm versin temellerinde bulunuyorlarsa da hepimiz biliriz ki yaş kaç olursa olsun herkes için ölüm biraz erkendir. Ve ölümler geride kalanların ruhunda da büyük tahribatlar bırakmaktadır. Cenaze evlerinde bir taraftan ağlamalar, sızlamalar hiç durmadan devam ederken bir taraftan da cenaze toprağı verilinceye kadar yapılması gereken pek çok iş var diye düşünen hamarat kişi ya da kişiler sanki bir yerden talimat almışlar gibi anında mezarın kazılmasından, sela verilmesine, cenazede Kur'an okuyacak hocaların bulunmasından, cenaze sonrası verilecek olan taziye yemeğine kadar olan bir sürü görevin üstesinden gelmeye çalışırlar.
Bizde gelin çıkmayan ev olur ancak cenaze çıkmayan ev olmaz şeklinde herkese ibret olacak bir atasözü vardır. Bunun bilincinde olan kim varsa elinden geldiğince cenazelere katılmaya, cenaze sahiplerinin acısını elden geldiğince paylaşmaya büyük önem verirler. Ölümden asla ve asla kurtuluş olmayacağı gerçeği hepimiz tarafından çok iyi biliniyor. Dünyaya geldiğimiz günden itibaren belki de bir sistem dahilinde aramızdan ayrılan yakınlarımız elbette ki canımızı yakıyor. Ancak bu dünyanın fani olduğunu bilenler için ölüm de çoğu zaman yeni bir dirilişin habercisi olarak yorumlanıyor. Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş isimli şiirinde bu durumu ayva sarı, nar kırmızı sonbahar, her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar, nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Cahit Sıtkı Tarancı değil mi? Evet. Neylersin ölüm herkesin başında? Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallah taşında dizeleriyle muhteşem bir şekilde anlatıyor ve bizim duygularımıza tercüman oluyor. Cenaze evinden ayrılırken dışarıya aklımızdan bin bir cevap bekleyen soru ile baş başa kalırız. Cevap veremeyeceğiz sorulara aman boş ver deyip kendimizi kurtarmaya çalışırken biliriz ki gidenin arkasından bütünüyle o olarak kalanlar için hatıraları tekrar ve tekrar anlatmaktan başka çare yoktur. Çünkü geriye kalan yalnız odur. Hayat ikiye ayrılmıştır. Onun ölümünden evvel ve onun ölümünden sonra hatıralarını anlatarak kendinden kaçmayı deneyecektir. Onun ardında kalan bir yarımdır bütün varlığı. Yarımlığını tamamlamak üzere hatıraların kah yangın, kah rüzgar esen mazisine girip çıkacaktır bir vakit. En güzel ölüm yazıları zamana yenilmeyen yazılardır. Rahmetlinin kemikleri bile toprakta kalmamışken hatırlamaya devam ediş ölüm uzak bir yolculuk olmaktan kurtarır. Çizginin öbür tarafı ölüm ise bu tarafı hatırlamadır çünkü. Hep söylenir gerçek ölüm hafızada başlayandır. Hatırlayanları varsa bedeninden azat olanlar aramızda yaşamaya devam edenlerdir. Cenaze evinden çıkar çıkmaz daldığımız dünya işleri yaşadığımız bütün acıları unutturuyor. Ta ki yeni bir cenaze haberi alıncaya kadar demiş Yüksel Ercan. Evet teşekkür ederiz Yüksel Ercan. Böyle insan yazıları çok keyifli değil mi Yüksel Ercan? Yani güncel politikten uzak insan ideallerimizi öne çıkaran duygusal ana komandosuna derdi. Yaşlanıyor musun diye. O da takıldı ona. Gene sesim kısıldı. Ha. Zeki Canşi diyor ki bu gidiş nereye, nereye koşuyoruz? Zeki Canşi'den Dilek Mert okuyor. Bu gidiş nereye, nereye koşuyoruz? Evet dünya nereye koşuyor? Bilişim çağının baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda insanlık aleminin giderek daha fazla huzur ve refah içerisinde yaşamaları gerekirken tam tersine tedrici bir yok oluşa doğru evriliyor. Zenginle fakir arasındaki makas açıldıkça küresel güçler küçük gördüğü ülkeler üzerinde tahakküm kurmak istedikçe insanların refahı ve huzuru için sarf edilmesi gereken kaynaklar silah sanayine akıtıldıkça tehlikenin boyutları her geçen gün artarak devam edecektir. Başını ABD'nin çektiği Rusya ve Çin'in zenginleşmedeki temel hedefleri tebaaları altındaki insanları huzura kavuşturmaktan ziyade üzerinde güç tesis edebilecekleri, kendilerinden zayıf gördükleri ülkeleri istikrarsızlığa sevk edip onların yeraltı ve yerüstü zengin enerji kaynaklarını sömürerek elde ettiği bu kirli paralarla yine kirli bir iş olan silah sanayinde kullanmalarıdır. Üstelik elde ettikleriyle bu ülkelere karşı kullanarak kirli varoluşlarına yeni birer halka eklemenin azmi ve gayreti içerisindedirler. Bu kötü örneklerden yola çıkarak kimi ülkelerde bunları özenip aynen hastalığa düşer olduklarını, aynı yol ve yöntemlerle kendilerinden küçük gördükleri ülkeleri ezmenin gayretkeşliği içerisinde olduklarını görürüz. Bu sömürden nasibini alan bahsekonu zayıf ülkelerde kısmen bilmeyerek ama çoğu kez bilerek ve isteyerek sömürmeyi göze alıp kaynaklarını bu küresel haydutlara peşkeş çekmekten ve bu oyuna teşne olmaktan hiç rahatsız olmuyorlar. İşte acı olan da budur. Şu an Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu durum tam da budur. Ne yazık ki genelde İslam alemi bu cenderin içinde olması ve en açısı da bu cenderden kurtulmak için en ufak bir gayretle sarf etmek istememesidir. Kahredici olan da budur. Sebebine gelince, İslam ülkelerinin yöneticileri kendi halklarının iradeleriyle o makamlarda bulunuyor değiller. Tam tersine kendilerini sömüren o ceberut yapıların başında bulunan ülkelerin entrikalarıyla İslam aleminin başına bela edilmişlerdir. Bu şeytani oyuna direnen ve işin vahametinin farkına varan ülkeler ve onların yöneticilerini de bir şekilde derdest edip yok etmenin yol ve yöntemlerini arıyorlar. Bu kimi zaman rahmetli Erbakan hadisesinde olduğu gibi itibarsızlaştırıp manipülasyonlarla iktidardan uzaklaştırma şeklinde tezahür ediyor ki kimi zaman da Saddam gibi, Kaddafi gibi, Mursi gibi direkt olarak hapsetme ya da imha etme cihetine gidiyorlar. Şu an benzer oyun Erdoğan için oynanıyor.
Bunda da illegal yöntemlerle ellerine silah tutuşturdukları emre amade kurşun askerleriyle şiddet yönetimiyle halkları birbirine kırdırarak başarmanın yol ve yöntemlerini deneniyor. Ne yazık ki bu oyuna teşne olanlar da yok değil. Bu şer odakları hiçbir zaman terörün bitmesini istemedikleri gibi terörü doğuran ve ona kaynaklık eden nedenleri çoğaltmanın yol ve yöntemlerini arıyorlar. Bunda da başarılı oluyorlar ne yazık ki. İslam alemindeki ferasetli yöneticilerin bu şeytani oyunun farkına vararak ellerindeki bu silahı ellerinden almak için terörü doğuran ve ona kaynaklık eden nedenli cesaretleri bertaraf etmenin adımlarını atmaları gerekir. Aksi takdirde şiddete şiddet ile mukalede bulunmak yeni şiddetleri daha tahripkar olanlarını beraberinde getiriyor da. Dünyaya şöyle bir bakıyorum da teknolojik imkanların kendilerine bahşettiği bu güzellikleri kendi ülkelerinin insanların refah ve mutluluğuna harcayan ya da bu yönde bir gayreti olan hemen hemen hiçbir ülke yok ki işte kahredici olan da budur. Bir taraftan açlık ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi veren insanlar diğer taraftan günlük zevk sefaları için milyonlara aktan azgın bir azınlık. Bu azgın azınlık nüfusun %5'ine tekabül etmesine rağmen %95'i sömürerek günlerine gün katıyorlar. Ne yazık ki tüm çaklarda bu istikamette dönüyor. Kolektif aklın inşa ettiği ferasetli yöneticilerin duygusallıktan uzak, rantabil bir yaklaşımla ve cesaretle sorunları çözmeleri bu şeytani oyunu bozacaktır. Aksi takdirde fasit daire içerisinde dönüp dolaşırız, kin ve nefret her dem yeniden tetiklenerek devam eder. Bunda da kazançlı çıkan her zaman olduğu gibi iyi ve o küresel haydutlar olur. Sevinç nidaları İngilizce ve İbranice, ağıtlar da Kürtçe, Türkçe ve Arapça yakılmaya devam eder demiş Zeki Canşi. Evet, çok anlamlı, çok güzel bir yazı. İkincisini, program tekrarını izlerken biraz daha dikkatli dinlemek lazım. Tavsiye ederim. Çok güzel birbirine bağlamış bu uluslararası mevzuyu. Şimdi güncele dönelim, Kocaeli günceline dönelim. Orhan Balcı, çöp tesisi için chat toplantısı diyor. Çevre etki değerlendirme toplantısı yapıldı. Yeni çöp fabrikası ile ilgili zaten yasal zorunluluk yapılması toplantıda her chat toplantısında hemen hemen olduğu gibi bunda da biraz gerginlik olmuş. Chat toplantısı rüzgar gibi geçti diyor Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve bunun üzerine özellikle Kocaeli Gazetesi'nden Tanzer Ünal çok üzerine gitmişti. Çöp tesisinin yerinin yanlış olduğu ile ilgili. Tabii işte çevre mühendisleri Said Adacı gibi KOYET Başkanı Mehmet Toker, Hüseyin Acurman gibi yani kentte çöp fabrikasının yeriyle ilgili itiraz edenler var. Onlar da chat toplantısına katılmışlar. Fatma Kaplan Nuriyet CHP milletvekili de katılmış idi. Orada işte belediyeden otobüslerle belediye personelini getirip toplantı salonu doldurulduğu gibi iddialar var. Orada gürültü patırtı olmuş. Çok da hızlı bir şekilde yapılmış, bitmiş. Onunla ilgili de en iyisi Orhan Balcı anlatsın. Çöp tesisi için chat toplantısı başlığı özetlemiş Orhan Balcı. Başka arkadaşlar da yazmışlar ama Orhan Balcı'dan okuyalım onu biz. Çöp tesisi için chat toplantısı. Kentimizin özellikle İzmit'in gündeminde yer alan Ayvazca mevkiine yapılması öngörülen evsel atık bertaraf ve enerji üretim tesisi için dün İzmit Orhan Mahallesi'ndeki Necati Gencoğlu Kültür Merkezi'nde çevre etki değerlendirme chat toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmitlilerle birlikte CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, KOYET Başkanı Mehmet Toker, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turhan da katıldı. Toplantı gergin başladı, güvenlik güçleri önlem aldı. Toplantı iptal sloganları atıldı. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Ankara'ya gitmeyerek toplantıyı takip ettiği gerekli itirazları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Çevre Koruma Daire Başkanı Ünal Bostan, Çevre İl Müdürü Vekili Ersan Aytaç, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor İbrahim Demir tarafından protestolara rağmen kimsenin duymadığı bir sunum gerçekleştirildi. Israrla istenmesine karşın toplantı yapanlar tarafından bir tutanak verilmedi. Toplantıya katılanlar chat toplantısının usulüne uygun yapılmadığına dair bir tutanak hazırlayarak imza altına aldılar. Böylesi önemli bir toplantının küçük bir salonda yapılması son derece yanlıştı. Chat toplantısında bilgilendirme yapılır. Yapılan bilgilendirme yönelik katılımcılar görüşlerini açıklar ve kayıt altına alınır. Toplantı sonunda bir tutanak yazılır diyebiliyorum. Bunlar yapılmadı. Peki chat toplantısı yapıldı mı demiş Orhan Balcı. Evet. Kayıtlarımıza geçsin. Neticede Kocaeli'nin gündemi. Bunları okuyacağız. Şimdi ne kaldı geriye? İsmet Çiğit de çöp fabrikası ile ilgili yazmış. Onu da
Oku sen şunu da ben. Çöp fabrikası. Onu da okuyalım çıksın. Aradan. Çöp fabrikası konusunda iki uzmanın karşı duruşu. İsmet Çiğit'in köşe yazısı. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bizim mesleğin büyük ustası Tanju Cılızoğlu'nun beni tarif eden bir lafı vardır. Kim sabah erkenden sana ulaşır, bir şey anlatırsa seni inandırır, ikna eder der. Pazartesi günü sabahtan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın İlhan Bayram geldi. Dün ÇED'de yapılan çöp fabrikası konusunu anlattı. Elinde araştırmalar, raporlar. En doğru yere İzmit için en doğru tesisi yapıyoruz dedi. Ben insanlara gerçekten inanırım. Pazartesi günü öğleden sonra daha önce hiç tanışmadığım çok değerli iki uzman, iki bilim adamı geldiler. Çevre Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı ile Kavakçık'tan emekli Orman Yüksek Mühendisi Doktor Mustafa Zengin. Onlar da çöp fabrikası için bir rapor hazırlamışlar. Bizi kimse dinlemedi. Randevu vermediler. Biz çöp fabrikasına karşı değiliz ama çok değerli bir orman yok ediliyor. Çöp fabrikası İzaydaş'ın bulunduğu bölgeye yapılmalı. Burada yapılırsa bölgenin dünyanın iklimini bile etkileyecektir dediler. Hani Murat derdi ya, lanet olsun şu içimdeki insan sevgisine. İlhan Bayram'dan sonra onlara da inandım demiş İsmet Çiğit. Ha çok güzel ya. Tam benim bakış açım da bu. Yani ben anlayamadım yani. Sabah erken kalkan bizi mi kandırıyor gerçekten ama. Yani çöp fabrikasını yeni savunanlar da çevreyle ilgili bilimsel verileri öne koyarak savunuyorlar. Karşı çıkanlar da çevreyle ilgili bilimsel verileri öne koyarak karşı çıkıyorlar. Bize de kalıyor Nasrettin Hoca gibi, sen de haklısın, sen de haklısın. İkiz de haklı mı olur diye soran olursa sen de haklısın, ona da diyeceğiz, ne yapalım. Evet, Yücel Alpay Demir'den önce Mustafa Küpçü Kocaeli Gazetesi'nden ucuz siyasettesin. Dilek Mert okusun. Ucuz siyaset, siyaset farklı çıkar grupları arasındaki çıkar ve iktidar mücadelesi olarak tanımlanır. Gerçek anlamıyla demokrasi kültürü gelişmiş ülkelerde çıkar mücadelesi de iktidar mücadelesi de belirli kurallar içinde sürdürülür. Örneğin her birey, her toplumsal örgüt ve doğal olarak siyasi partiler görüşlerini açıkça ve korkusuzca açıklayabilirler. Ancak halkının eğitim ve kültür düzeyi, özellikle de demokrasi kültürü güdük kalmış geri toplumlarda düşünce açıklamanın bedeli çok ağırdır. Çok kolay vatan haini ya da terör destekçisi olmakla suçlanırsınız. İngiltere'de Hyde Park adında büyük bir park var. Her birey ya da örgütün hiçbir kaygıya kapılmadan özgürce düşüncelerini açıklayabildiği bir alandır bu park. Gerçekten demokratik düzenlerde düşüncenin iyisi, kötüsü, hainliği yoktur. Düşünce eyleme dönüşür ve topluma zarar verirse yasalar çerçevesinde bir bağımsız yargı eliyle hesap sorulur ve cezalandırılır. Demokrasi gelişmiş ülkelerde topluma karşı hesap verme yükümlülüğü öncelikle siyasi iktidara aittir. Siyasi iktidarın toplumsal kurumları şu ya da bu gerekçeyle yargılanması, hüküm vermesi, kurumsal kimliğiyle oynaması mümkün değildir. Şimdi ülkemizde egemen olan siyaset kültürüne bir bakalım. Siyaset sahnesinde birbirini dinleme, anlama, tartışma ve uzlaşma kültürü var mı? Ne yazık ki hayır. Siyasetin dilinde bile şiddet egemen. Anayasamızda bireylerin ve toplumsal grupların görüş ve çıkarlarını açıkça dile getirme, gösteri ve toplantı düzenleme hakkı var ama uygulamada bu mümkün değil. Çok kolay anarşist, terörist ya da kökü dışarıda eylem yapmakla suçlanabilir, şiddetle karşılık bulabilirsiniz. Siyasi parti liderleri arasında nezaket ve saygı yoktur. Kaba ve kabadayı dili egemendir. Hatta yasal siyasi partileri terörle işbirliği yapmakla kolayla suçlayabilirsiniz. Ne yazık ki din mezhep konusunda ucuz siyasetin en geçerli malzemesidir. Şehitler arasında bile mezhebine göre ayrım yapıldığını tanık oluyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır? Hukuk konusunda hukukçuların konuşması yadırganıyor. Üniversiteler düşünce ve bilim üretme merkezleri olmalı ama bizim üniversitelerimiz siyasi iktidarın güdümünde ve düşünce açıklayamayan kurumlar haline gelmiştir. Rektörler bile siyasi iktidara göre geleceklerini belirlemektedirler. Bu anlayışla akademik gelişme olabilir mi? Akademik kariyer sahiplerinin görüşlerini açıklamaları suç olarak görülmekte, yasal süreç işletilmeden işlerinden koparılıp açlığa mahkum edilebilmektedir. Öte yandan din adamı sıfatlı kimilerinin televizyon kanallarında alenen Atatürk'e layık devlet düzenine yönelik saldırıları giderek yaygınlaşmaktadır. Siyaset sahnesinde yer alan kimi siyasetçiler halkın vekili olma onurunu bir kenara atıp lidere tamam ve liderin her istediğine koşulsuz boyun eğen siyaset köleleri haline gelmişlerdir. Bu ucuz siyaset ne de demokrasiye ne de hukuk devleti ilkelerine uymuyor. Aklımızı başımıza alalım. Bu ilkesizlik ve güce tapma anlayışıyla ne kişisel ne de ulusal onurumuzu koruyamayız demiş Mustafa Küpçü. Evet, teşekkür ederiz Mustafa Küpçü. Yücel Alpay Demir'den, Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi'nden. Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Böyle bir şey biliyor musun sen? Küçükken hep oynuyor muydunuz? Ben bilmiyorum. Yücel Alpay Demir'den okuyalım. Bir su istesek. Yok, biz zaten sona geldik. İdare et. Yayını bölmeyelim. Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Çocukları büyürken
Onlarla çocuk şarkıları söyleyenlerin, kreş çağındaki çocukların, yıl sonu etkinliklerine katılanların hatırlayabileceği eğitici bir çocuk şarkısının sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım efendim. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak aç, parmak aç. Baş parmak ile başlayan ve sırayla tüm parmakların isimlerini öğreten bu güzel çocuk şarkısını çalışan memur bir anne babanın çocuğu olduğum için kreşlerde öğrenmiş ve çocuklarıma da öğretmiş biriyim. Gelelim baş parmağım neredesin şarkısının yazımız ile alakasına. Perşembe pazarından şehir merkezine doğru dönerken AK Parti binasının üzerinde gördüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rabia işareti yaptığı makette baş parmağın kapalı olduğunu görünce aklıma birden bu çocuk şarkısının sözleri geldi. Baş parmağım, baş parmağım neredesin, neredesin? Dört parmak yukarıda ve bir tek baş parmağın boyunu bükük ve katlı olduğu, Cumhurbaşkanımızın sembolleştirdiği bu el işaretteki her parmağın anlamını eminim sizler de benim gibi ezbere biliyorsunuzdur. Benim de duyunca göğsümü kabartan tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ifadesinin sembolü Rabia işareti. Her ne kadar Türk yerine tek diye ifade edilse bile ben bu işareti faydalı ve birleştirici buluyorum. Çünkü nasıl ifade edilirse edilsin ben ve benim gibiler Türk vatanı, Türk bayrağı, Türk devleti ve Türk milleti olduğunu biliyoruz. Sırf muhalefet etmek için eleştirilmesine de taraftar değilim. Ülkemizdeki pek çok insanımızın Rabia ismi ve anlamı hakkında hiçbir fikrin olmadığı 2003 yılında doğan büyük kızıma Rabia ismini koyduğumu da bilmenizi, anlatmak istediklerimin samimiyeti hususunda faydalı olur diye umuyorum. Baş parmağın katlı oluşu için burktuğu halde Erbakan hocamızın zamanında siyaset yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın zafer işareti olarak baş parmağı havada çok gördüğüm için umudumu hala koruduğumu da belirtmek istiyorum. O işaretle kapalı olan dört parmak yıllar sonra yerini dimdik duran baş parmak ile yer değiştirmiş. Doğan odur ki yakın zamanda beşini birden havada görmek nasip olur inşallah. Arapça tabiriyle Rabia yetmez yaşasın Hamse. Bu kadar latife ve hiciv yaptıktan sonra yazıyı şöyle bağlayalım. Buradan anlayabiliyor muyuz, anlaşabiliyor muyuz? Yani Refah Partisi'nin işareti şöyleydi, şu işaret değil mi? Erbakan Hoca'nın işareti. Şimdi oradan gelme neticede aynı siyasi görüşün devamı, yeni parti kuruldu, AK Parti. Bu sefer işaret, bu baş parmak kapandı, dört parmak açıldı diyor. Onu biraz şey yapmış. Oyuna da bağlamış orada. Ama inşallah beşi de açıldı, görürüz beşi açılırsa da diyor. O zaman da Hamse olur diyor Rabia. Devam et. Önümüzdeki seçimler ülkemiz ve coğrafyamız için çok önemli. 15 Temmuz'dan sonra ülkücüleri daha yakından tanıma fırsatı bulanlara seslenmek istiyorum. Bir kısım insanlar mevki, makam, ciro ve ihale derdindeyken tek dertlerinin vatan, millet ve Türklük olan bu uğurda ölümü ve her türlü zorluğu şeref sayan bizlerin sesine kulak verin. Dış tehditler söz konusu olunca geçmiş siyasi tüm çekişmelere ve söylenmişlere bir anda son veren mevzu bahis vatan ise herkes ve her şey teferruattır diyen ülkücülerin sesine kulak verin. İlk önce boynu bükük baş parmağı kaldırıp tek dil Türkçe deyin. Andımızı okullarımızda yeniden ve ebediyete kadar okumak üzere geri getirin. Bakın tek vatan, tek bayrak, tek devlet değil mi? Evet. Baş parmak saklı ya Rabia'da. Onu da diyor açın tek dil deyin diyor. Tek dil. Dili de katın diyor. Yücel Alpay Demir. Evet. Emin olun andımızı okuyarak büyüyen bu seçimlerde oy kullanacak milyonlarca Türk evladı ve ben bu atılacak adımları görmezden gelmeyecektir. Bizim tek derdimiz mazluma güven, düşmana korku veren bu aziz Türk vatanının birlik ve beraberlik içerisinde kıyamete kadar var olmasıdır. Biz güçlü olursak bütün planları bozarız. Biz Türk olursak güçlü oluruz. Çünkü biz Türk olduğumuzu unutsak bile düşmanlarımız unutmuyor. İslamofobi dedikleri aslında aleni Müslüman Türk düşmanlığıdır. Bizi dinlerseniz doğru edersiniz. Çünkü bizler doğru söylemiyoruz. Bizler doğruyu doğru olduğu için ve dost doğru olduğu için söylüyoruz. Doğruyu siz de söylerseniz doğrudur deriz. Siz söyleyin biz doğru söylüyorsunuz diyelim. Gelin hep birlikte söyleyelim. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım efendim. Türklüktür tek derdim. Varlığı Türk varlığına armağan olmayan Türk neye yarar? Bizimki zaten armağan. Dileriz ki herkesin olsun. Çarşamba günümüzde mübarek olsun. Selam ve dua ile demiş Yücel Alpay Demir. Çok güzel, keyifli bir yazı ve güzel bir öneri. Tek vatan, tek bayrak değil mi? Neydi? Tek devlet, tek millet. De eğer tek dil değil ise gerisini anlamını kaybeder. Ben aynen katılıyorum Yücel Alpay Demir'e. Milletleri millet yapan en önemli unsur dildir arkadaşlar. Dil, dil. Türkçe. Çok önemli bir şeydir. Bununla ilgili bir yeri geldiğim biraz daha konuşuruz da şimdi sen de yoruldun. Dil yani.
Yani biz yeryüzünün neresinde Türk varsa hepimiz aynı lisanı konuşuyor olsaydık, 30 tane devlet haline parçalanmış olsaydık bile bir araya gelip toplanabilirdik. Dil bu kadar birleştirici bir şeydir. Bunun üzerinde birleştirici bir şey yoktur yani. Dil olursa millet olur. Millet olursa devlet olur. Devlet olursa vatan olur. Vatan olursa bayrak olur. Aslında hani saklanan baş parmak belki de hepsinden önemlidir. Yücel Alpay Demir, teşekkür ederim. Yoruldun mu? Zaten süremizin sonuna geldik. Sadece su almayı unutmuşuz ikinci. Tamam, bir şey olmaz. İstersen bir yazı daha okuyup okuyalım. Çıkalım ama. He? Okuyalım. Yani Yüksel Ercan'la çıkalım keyifli keyifli diyorum ama. He? Okuyalım. Evet, istek yap Yüksel Ercan'la. İyi yatak, iyi yemek. İyi ayakkabı, iyi yatak, iyi yemek. Okumak ister misin? İsterim. Başka bir yalnız eksik gibi bak. Bunun devamı nerede? Hangisi devamı? Şu mu? 15 Temmuz. Ha, buradaymış. Tamam. Yüksel Ercan'la çıkarız arkadaşlar. 29 Mart P.Şembe günkü Yüksel Ercan yazısından iyi ayakkabı, iyi yatak, iyi yemek. Direkt Mert okusun. Evet, programımıza Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla son veriyoruz. İyi ayakkabı, iyi yatak, iyi yemek. Son dönemlerde etrafımızda kimi görsek hemen hepsi yana yana daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat aradıklarını, bu arayış çerçevesinde de ömrümüz boşa geçti, bu zamana kadar kendimize iyi bakamadık, hiç değilse bundan sonra kaliteli bir hayat sürelim telaşında olduklarını görüyoruz. Daha kaliteli, daha rahat bir hayat sürmek adına yaşam koçu tutanlar, psikolojik destek alanlar, birkaç kilo zayıflamak ya da kilo almak adına artık mahalle aralarına kadar yayılan spor salonlarına çantalar dolusu para akıtanlar, başta televizyon olmak üzere yazılı ve sesli medya kuruluşlarında daha iyi bir hayat adına akşam sabah tekrarlanan reklamlardaki ürünleri kapış kapış alanlar derken herkes hayatını düzene sokmak için dünya kadar materyal peşine koşmaktan helak olacak noktaya kadar gelmiş vaziyette. İnsanımız daha iyi bir hayat adına dünyanın pek çok noktasından pompalanan ürünlerin peşine koşarken aslında rahat ve sağlıklı bir hayat için gereken birkaç nedenin olduğunu ancak belki hesapsızlıktan, belki de var olan reklam bombardımanının vesilesiyle hemen gözlerinin önündeki mucizevi araç gereçleri göremiyorlar bile. Bilindiği gibi gün 24 saat. Bir insanın ortalama 7-8 saat uyku ayırdığını düşündüğümüzde geri kalan 16 saatin çok büyük bir bölümünü ayakta geçirdiğimizi ancak uykudan önceki birkaç saati televizyonun karşısında yarı yatay vaziyette geçirebildiğimizi, bunun dışında kalan zamanı da çoğunlukla gezerek ya da herhangi bir mekanda çalışarak geçirdiğimizin farkına varınca ortaya ayakta ve uyuyarak geçirdiğimiz zamanı nasıl değerlendirdiğimiz sorusuna cevap bulmakla geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Meseleye böyle bakınca rahat bir hayat için kim ne derse desin rahat bir hayat için olmazsa olmaz 3 ihtiyaçtan birisinin iyi bir ayakkabı, birisinin iyi bir yatak, bir diğerinde iyi yemek olduğunu çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Sabah erken saatlerde uyanıp işimize, okulumuza gitmek için evden çıkıyoruz. Ayakta kaldığımız saatler boyunca ne yaparsak yapalım, hangi iş koluyla meşgul olursak olalım, nasıl bir eğitim alırsak alalım, o saatler boyunca gideceğimiz her yer için mutlaka iyi ve rahat bir ayakkabı giymek zorunda olduğumuzu asla unutmamamız gerekiyor. Günlük işlerimizin bir şekilde tamamlanmasından ve havanın kararmasından sonra evine dönüyor. Akşam yemeği, akşam çayı ya da kahvesi faslı sona erdikten sonra 7, 8 ya da her ne kadar uyuyacaksa bu eylemi gerçekleştirebilmek adına yatağa uzanıyor ve istediği kadar ya da şartların izin verdiği kadar uyumaya çalışıyor. Dikkat edin, pek çoğumuz kaç yıl yaşıyorsak ya da insan ömrü ne kadarsa en az 3'te 1'lik bölümünü yatarak geçiriyor. Ve ne gariptir ki insanoğlu hayatının 3'te 1'ini geçirdiği yatağın ne kadar sağlıklı olup olmadığına kesinlikle bakmıyor. Rahmetli annem çocukluk çağımızdan itibaren bizi hep yün yatağında yatırırdı. Yılın belli zamanlarında kılıflarının dışına çıkardığı yünleri önce denekelerinde yünler altın rengini alıncaya kadar yıkar, sonra tertemiz olmuş yünleri elindeki uzunca bir sopa ile annem o sopaya çubuk derdi, saatlerce döver kabartır, yünlerin yeterli kıvama geldiğini anladığında da döşek ve yorganların içerisine doldurur ve akşam olunca da hepimize Allah rahatlık versin diyerek yün yataklarda yatırırdı. Annemizin hayatımızın üzerinde etkisi kalmayıncaya kadar, daha doğrusu tüm kardeşler evleninceye kadar çok rahat bir şekilde yün yatakta yattık. Evlendikten sonra her ne kadar annem zaman zaman kendi imkanlarıyla hazırladığı yünden yapılmış yorgan ve döşekleri bizim eve taşıdı ise de biz evdeki İçişleri Bakanı'nın koyduğu kuralları geçemeyince yün yatak devrede kendi kendine kapanmış oldu. Şimdilerde içerisinde hangi mamülden yapıldığı belli olmayan yataklarda yatıyoruz. Bol reklamlı ürünlerden alsak da yok bu ergonomik, yok bu uzay yatağı şeklinde lanse edilen en son teknolojideki yatak odası takımlarını alsak da rahmetli annemin yün döşek ve yorganlarının keyfi hiçbirinde yok.
İyi ayakkabı ve iyi yatak dışında Allah'ın bize emanet ettiği vücudumuza daha dikkatli bakabilmek adına bir de iyi ve kaliteli yemek arama durumu ile karşı karşıyayız ki galiba işin en zor tarafı da iyi yemek bulabilmek. Tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, artan dünya nüfusunu doyurmakta karşı karşıya kalınan zorluklar artık bundan 40 yıl, 50 yıl öncesinde olduğu gibi pırıl pırıl katkısız gıdaları bulmamıza imkan tanımıyor. Yediğimiz gıdaların çok büyük bir kısmının zehir olduğu bir dünyada kanserden neden bu kadar insanın öldüğünün cevabını da bulmak zor olmasa gerek. Burada fazla felsefe yapmaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Yazımızda anlatmaya çalıştığımız gibi bizi gün boyu rahatsız etmeden dolaştıracak iyi ayakkabılar, bize deliksiz bir uyku imkanı sağlayacak iyi yataklar ve vücudumuzun ihtiyacı olan iyi gıdaları alabildiğimiz kadar hayatımıza devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Bize inanmayan bir yolculuğa çıkacağı zaman huyunu suyunu bildiği eski ayakkabılarını çıkarsın ve yerine herkesin imreneceği yeni ayakkabıları giysin. Görsün baksın kötü ayakkabı sahibine hayatı nasıl zindan, dünyayı nasıl dar ediyor demiş Yüksel Ercan. Ne kadar farklı bakış açısı ve ne kadar gerçek değil mi? Yeni ayakkabı aldığın zaman ayağına alışana kadar yoruyor, zahmet veriyor. Ve bu, evet, şimdi ana kumanda bir şey demiyorsun. Dilek Mert sen bir şey diyor musun? Demiyorsun. Dilek Mert sen bir şey diyor musun? Diyorum, yazıyla ilgili diyorum. Buyur. İtiraf ediyorum. Hala yer yatağında yatıyorum. Annemin yapmış oldu. Yün yatakta. Yün yatakta. Evet. Hayatta yatamam. Çok duygulandım okurken. Yer yatağım vardı. Evet. Yatıyorum yani yatakta. Çok hoşuma gidiyor. Yiyemesinden yataktan yere düşme korkun yok yani. Yok. Değil mi? Ve çok da rahat ve konforlu. Evet. Evet, yayında yapımda gazeteleri okurken, köşe yazılarını okurken, yetiştirebildiğimiz kadarını okuduk. Daha var, burada var yani not aldığım Yüksel Ercan'ın kendimi düzeltmeden ve Süleyman Pekin'in yazısı var. Ama onları yetiştiremedik orada. Onları pazartesi günü okuyacağız. Allah sağlık sıhhat verirse. Sesim kısık olduğu için pazartesi günü program yapamamıştım. Hala tam olarak sesim yerine gelmedi. Okuyalım mı onu diyorsun? Bakalım aşkım. Süleyman Bey daha önceki yazısını göndermişti o. Evet. Daha önceki yazısını. Daha önceki, tamam. Evet. Yayında, yapımda, konuşurken, köşe yazılarını yorumlarken sürçülisan ettiysek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. Hoşça kalın. Halubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemini sundu.